Yep. Alo, alo. Alo. Ses deneyim arkadaşlar. Ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Ses ama böyle yakından geliyor mu şu an bize? Aç bakayım bir chat'i. Geliyor mu ses? Ooo. Tertemiz. Bayağı iyi geliyor ya. Haydi. Evet, selamun aleyküm. Dur bakayım. Geliyor mu şu an? Bir sıkıntı evet, var evet, mı? Şu an geliyor. Reklamlar var. Abi abone olmuyorsun işte. Ya. Abone olsan reklam görmeyeceksin. Dur bakayım şuradan bir chat'e bakayım. Chat selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir dakika bir ayarları yapalım. Ne oldu lan? O niye gözükmedi? Ne gözükmedi? F5 mi gitti? Yok lan bunun ha, şeyi şey açıktır, olmuş. Uykusu açıktır. O, bu belgesele benzemez. Biz dümdüz böyle bamyum yani. Helal olsun. Kurgu yok, kat yok. Kurgu yok, hiçbir şey yok. Sahtecilik yok bizde baba. Az önce konuştuklarımızı unutun ama öyle yaparlar ya. Dur şeyi ne yapacaktık? Uyku modunu da ayarlayayım bunu. Çalışıyor, evet. Hadi bakalım spora başlayabiliriz. Merhabalar. Merhaba. Selamünaleyküm arkadaşlar, merhabalar. Merhaba kardeşim, merhaba. Hoş geldin. Bak kolları sık evet aynen öyle. Hiçbir şey yapmadım. Vallahi hiçbir şey yapmadım. Ben bok yedim mi ya? Göster kolunu göster bakayım. Oy. Hafif alıştı hafif. Şimdi bir dakika bir kere şöyle bir kadrajdan bir bakın. Eğer okeyse okey diyeyim böyle bir başta bir konuşacağız sonra. Oğlum antrenmana başlamamız lazım. What the fuck is going on? Hoş geldin Sayın'cığım. Koray'cığım hoş geldin kardeşim. Bir kere bizi geçin bizi artık ezberliniz. Burada bir kral var. Ben de Ertan abi ortaya alayım diyecektim. Yayında maç çalacaksın sen. Burada bir adet kral var. Aikido ustası. Bir şey kesin geliyor. Ben de bekliyorum. Valla arkadaşlar biz şu an 2,5 aylık değil mi sürecin Tom sonuna ya. Geldik. 2,5 ay bu adamla birlikte yaşamak zorunda kaldım. Ben hayatım. Yok yok gerçekten çok güzel bir 2,5 aydı. Bugün hatta gelirken şey dedik ulan son kez gidiyoruz birlikte ben buraya. De üzüleceksin ama değil mi? Ben kesinlikle üzüleceğim. Bu arada vallahi, su gibi geçti. Vallahi su gibi geçti. Abiciğim canlıyorum abi. Teşekkür ederim. Kızlarım kardeşim alır olur. Ne yapayım? Uzaktan. Neyse. Ona ne uğradın? Ya abi birazcık. Şöyle. Belim de sakat bu arada. Ben de belim şöyle bir oturacağım 2 saniye. Gerçekten daha yayın hani bitireceğiz bir noktada ama bütün emeğin, mesain, ne bileyim iyi niyetin adam bizi kandırmayın beni ya. Vallahi besledi yani. Harbiden besledi her şeyiyle. Çok zaman harcadın şey yaptın gerçekten. Güzel zaman geçirdik ya. Bu kadar şey yaptık. Hiçbir şey değişmedi ama emeği yeter. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen olmasan bir başkası da çalışmış olsak. Ya illa ki değişmişizdir ya. De. Şuraya bakıyorum oraya bakacağız. Bakayım çok sefer bırakırdık. Aynı şekilde biz de birlikte olmasak de. Bırakırdık. Bu arada evet çok güzel bir üçlü oluşturduk aslında. Biz evde birbirimizi çok destekledik. Ağlamaya başlamış mıyım? Sen de bizi etrafta şey bu tarafta diğer taraflarda iyi destekledin abi. Yani güzel tuttuk her şeyi bence iyi gitti. Bence evet. De bir kere şöyle bir şey var. Hani... Yakayım mı abi? Yakayım mı abi? Yani şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Ver. Ya da ben tutmuşum sana. Tabii sizi tanımadan önce bilmiyordum yani ne kadar anlaşabileceğiz falan filan ama özellikle size söylemek istiyorum takipçilere. Ya bu adamlar gerçekten kamerayı açtıkları zaman neyseler kamera arkasında aynılar. Yani aslında siz onları izliyorsunuz, gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz, öğreniyorsunuz ama ben de onlarla inanılmaz iyi vakit geçirdim. Bir kere Turkan gerçekten hani ilk tanıştığım zaman demiştim ki ya nasıl bu insanlar saatlerce izliyorlar falan. Estağfurullah. Anlamıyordum gerçekten Twitch'te bilmiyordum bu arada ama bu adamı hakikaten ben de böyle yani 6 saat oturan ofiste dinlerim hem sesi hem böyle işte karakteri dinletiyor. O yüzden bir kere bunu söylemek istedim takipçilerine. Doğru adamları takip ediyorsunuz. İkisi... Düzgün adam kardeşim. Ben onu yıllarını tanıyorum. İkisi de can yani. İkincisi de hemen toparlayayım. Gerçekten çok emek verdiniz. Ama bitti gibi konuşmayın lütfen. bu çok chat önemli. Şu an diyor ki bak chat şu an diyor bitti ki. Bitti gibi konuşmayın. Hadi abi yayınlara başla da bir gömün ya falan. Ya, yok yok. Gerçekten bu bitmiş bir şey değil. Çok iyi gittiniz. Çok disiplinlerdi. Hem yemek hem antrenman. Çok az kaçırdılar antrenmanları. O da olur yani işin tuzu biberi ama biz bu yaza kadar devam edeceğiz. Sen Ankara'dan. Ben Ankara'dan. Biz de beraber. Ya şimdi arkadaşlar. O yüzden veda konuşması yapmayın yani. Ertan diyor ki. Veda konuşması değil de. Seni diyor bir beni hatırlıyorsunuz oğlum bu işe başlamadan önce kaç 115 kiloydum zaten onu izlersiniz videomuz var. Bayağı bir çektik video onları yayınlarım. E tabi fiziksel olarak da güç olarak da çok değiştik ama günün sonunda videonun başında da söylüyoruz. Hani hep ağlanıyorduk ya lan oğlum sporu başlıyoruz ama 2 hafta yapıyoruz 1 ay yapıyoruz 1,5 ay yapıyoruz. Bunu yapmamak lazım devam edebilmemiz lazım diyorduk. Şimdi biz bir aşamaya geldik ama bu final değil. Final olursa hiçbir manası yok ben sana hep söylüyorum 1 ayda ben eski halime dönerim. Döneriz. Döneriz. Eski halimize dönmemiz yok sende dursun abi.
Eski halde dönmemizde bir şey yok, engel yok. Yani evet. İstesek taklit ederiz. Ki biz de o potansiyeli olan adamlarız, evet. Biliyorsun. Yani yiyelim, gömelim. Mesela son 10 gün bir taklalı falan bir dönem geçti. Ya inanılmaz ya. Taklalı bir dönem geçti ama. Koyduk. Yani gerçekten videoda, videoyu izlerken, arka planı izlerken gördüm, ekmek yiyorsunuz. Biz bir de kamp videosu çektik. Evet, bir kamp videosu geliyor. Inanılmaz. Hafta sonu yetişir mi o? Pazar günü 12'de yayında inşallah. İyi, pazar tamam. Günü iyi izleyin. Kamp videosu güzel oldu. Vay, çete özlemişim. Ne olursa olsun bizim şu an şeyi salmamamız lazım. Yani diyet yine bir şekilde sürdürülebilir falan filan. Ama bizim şu an asıl salmamız gereken şey spor. Top sizde arkadaşlar. Bu adamlar yayın açtığı anda siz var ya öyle bir yükleniyorsunuz ki diyeceksiniz ki abi ya sonra anamıza sövüyorsun diyorlar. Hayır, ben onlara dediğim gibi kez belim sakat saatte bir beni kaldırın falan dedim. Ama bir hafta geçti. Kalk diyorlar bana sus lan ama. Ama seni bu yüzden seviyorlar. Geçen ekmek yedim. Abi yakalarına yapışın ya. Arkadaşlar bırakmayın. Bu adamları bu yaz böyle var ya en top formlarına getirene kadar devam edecekler. Ara vereceğiz ama devam edeceğiz yani. O yüzden korkuyorum etrafımda. Vay vay. Vay arkadaşlar bundan 3 ay önce Barfix çekemezdim ama artık işler değişti oğlum. Tam ben de Mert gibi oldum. Oy. Oğlum beni değiştirdin lan. 41 yaşın adamı. Valla Tümüş'e ilk defa girdim yani. Hani evet. İzlemiyordum. Bir seni şey söyleyeyim mi? Bir de Tümüş'e girdim. Bir şey söyleyeceğim. Buyur. Siktiret sporun para bir yemek söyleyelim. Doluyormuş. Bir yemek söyleyelim, çökelim şuraya. Spor yapmanız için. He? Yapmıyoruz ya. Hadi ya, oturalım. Kola getirdim şimdi ben, getir onu ya. Yani. Vallahi muhabbet güzel oluyor. Muhabbet etmeyi de özledik. Biz ya, oğlum 2 aydır yayın açmıyoruz. Valla. Spora başladığımızdan beri. Valla ne, chat'e gelip küfür ediyordun bize. Saat 12 oldu, yarım oldu diye. Sadece görüyordun. Görüyordum. Valla abone oldum ya, sırf görsün diye yine görmedi arkadaşlar. O yüzden benim gibi mesajlarını görmeyenler varsa sizi çok iyi anlıyorum. Yok ya. Vallahi süreci güzel geçirdik arkadaşlar. Şimdi ne oldu, neredesiniz derseniz. Hani böyle şey hayal etmeyin zaten. Bir buçuk ay sonra Arnold gibi falan gözükeceğimi sanıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Yani. Önemli olan sürdürülebilir sisteme gelmekti. Bu bir falan Barfix çektim hayatım. Kondisyon tabii. Kondisyon bitmiş. 10 gündür çok yedik baba. Evet biraz ya, 10 gündür biraz sıkıntılara düştük. Biraz oldu ya. Ama bu işte böyle bir şey. Hemen çıkmak lazım. Ama önemli olan bırakmamak değil mi? Bırakmamak. Evet, sürdürülebilir bir yaşam. Sen Ankara'da devam edeceksin. Devam abi, devam. Ben şimdi Amerika'ya gidiyorum. Tuğkan'a söz verdim. Döndüğüm anda... Sen beni bırakmayacaksın o konuda. Hayır abi, bırakmayacağım. Six pack six pack amacımız o mu yani? Artık evet, aynı öyle. Çok lean ve böyle yaza hazır olman lazım. Yani sen beni bırakırsan artık öyle bir samimiyet noktasına geldik ki... Hani böyle ayıp mayıp yok. Artık kapısına dayanırım yani. Derim ki yani ben geldim, aç kapıyı, gidiyoruz falan. O noktaya geldik yani dostlukta. O yüzden... Bir şey de yapamam. Bir şey de yapamaz. Yani av tüfeğini... Belki birkaç adım geri atıp av tüfeğini orasam olabilir. Onun dışında ben seni götürürüm yani. Hayır, adamın da silahlarla da arası yani. Hani seçenekler de aralıyor gitgide. Bu sıkıntı yok, oldu. Yok, bugüne kadar herkesi o tehditle hallediyordum da. Hayır, kıramazsın sen beni. Ya estağfurullah canım, şaka bir yana. Sıkıntı yok. Anahtarımı bile veririm sana yani. Eyvallah. Yeter ki biz başladığımız şeyi devam ettirelim ama katı diyet olmasın da. Katı diyet olmayacak. Katı diyet olmasın ha. Optimum yaşam. Optimum. Aynen. Takılalım yani. Bir 15 gün katı diyet yapacaksın. Ondan sonra optimum hayat. 15. Ya şaka maka bak, biz 60-65 gün. Hiç bozmadık. Kardiyo. Ondan sonra evet. Ağırlık. Her gün kardiyo. Allah bak kardeş. Yılbaşı. Allah cahil. Ama bir şey diyeceğim. Evet. Bir gün, hatta iki gün ardarda arda biz double kardiyo yaptık ağırlıkla evet. Beraber. İki lahmacunun pazarlığına düştüm seninle evet. Oturup. Ya video bu arada hakikaten çok iyi. ben yani onu izlerken çok güldüm. İnşallah sizler de izleyeceksiniz. Bak, iki lahmacun için iki gün çift kardiyo yaptık. Bak, ve o gün için. Ben pazarlık o kalan yaptım. Lahmacunu yemedim. Bir tane ekstra söylemiştim sırf ayıp olmasın diye. 24 saat bekleyip bozdum amına koyayım. Şu an hiçbir şey diyemiyorum. Yani aslında kendi mekanlıyım ama misafirlikle gibi hissediyorum artık ya. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ulan ya. Şimdi antrenman ne yapacağız? Şimdi, hocamız sensin. Normalde biz itiş, çekiş, bacak yapıyoruz. Mert yengeç gibi yürüme. Ama bugün bence bizim bugüne kadar yaptığımız birçok hareketten böyle bir full body yapalım. Zaten uzun da sürer. Herkes de izler. Full body dediğimiz normalin itiş, ne demiştiniz? Biz itiş yapıyoruz. İtiş, çekiş, bacak yapıyoruz. Bacak yapıyoruz. Haftanın 3 günü yapıyorduk. Ondan sonra biz haftanın 4-5'e çıkarttık. Gibi. Aynen. Ama şimdi bir full body antrenman, yani bütün bölgeye çalışacağımız karışık bir antrenman yapalım. Hem de keyif alırız bence yani. Yaparız. Alırız ya. Evet. Bir pantlanalım. Bunu taşıyacaksın herhalde. Evet, yani. Arkadaşlar burada bir reji falan yok. Bayağı biz bizeyiz. Evet. Tripodu alacağız, geçeceğiz nerede ne yapıyorsak. Vallahi. İstiyorsan şurada hemen bizim standart aylardır yaptığımız ısınmayla. Olur. Burada ısınmaya başlayalım. Ya da direkt girelim mi ya? Isınalım. Ya da direkt tam yapalım. Tam simülasyon. Her şeyi normal yapalım. Bir şey yapalım istiyorsan abi. Ney? Mikrofonun sende takılsın tamam. Biri. Tamam.
Fark etmez. Ortaya da koyarız. Arkadaşlar antrenmana başlıyoruz. Herkes evinde çılçıplak soyunuyor. Geçiyorsunuz bilgisayarın başına. Aynı hareketleri yapmanızı bekliyorum. Aletler olmasa da hadi bakalım. Belim var ya ağlıyor be. Hazır mı herkes? Hadi abi tamam hazırım diyor. Gerçekten düşünsene soyunduğunu böyle. Bekliyor böyle. Hazırım abi. Soyunuyorum abi yazmış birisi. Kolay gelsin. Eyvallah. Özlemişim lan sizi şaka bir yana. Vallahi. Yılbaşı yayınından beri görüşemiyoruz. Yılbaşından önce de görüşemedik. Kadraj güzel değil mi? Evet. Şunu göster lan şunu göster. Oğlum bu laptopu yayında inceleyeceğiz. Deli bir şey yollamışlar. Ödünç kırmamak için uğraşıyorum. Hazır mıyız? Hadi. Sonra da bu arada arkadaşlar biliyorsunuz bu adam Aikidocu dedim karakuşak. Bu arada jiu-jitsu profesörü diyeyim artık değil mi? Estağfurullah. Ama bizde black belt olanlara profesör diyorlar doğru. Öyle mi? Evet. Biz de biliyoruz Aikido yaptık. Vay vay vay. Marmara Yelken Kulüp sarı kuşak. O yürüyüş öyle değil mi? Aynen. Tam cadde çocuğusun. Aynen öyle. Aynen. Aynı mahallenin çocuğuz bu arada. Aynı mahallede biliyoruz. Tabii. Aynen. Kaç defa kavga etmiştiğini gördüm onun uzaktan. Uzaktan izledim. Neyse bizim salon burası arkadaşlar. Genelde burada çalıştık. Şöyle göstereyim. Bisiklet en nefret ettiğimiz yer. Asla kabul etmiyorum orayı. Aynen. Duvarı göstersene. Aynen. Aa gel duvarı aynen, o detayı aynen, gösterelim aynen. Değil mi? Bak bak baba. Biz iki ay spor yapınca Ertan Balaban dedi ki ben seni o kadar çok sevdim ki duvara senin dedi sanatını yaptıracağım dedi. Bak bu nasıl biliyor musun? Uzaktan bakın buna. Çok güzel duruyor değil mi? Ama şimdi yakından bak. Ve bunu AK-47 ile tarayarak yapmışlar. Bak buraları böyle. Hepsi kırarak. El işçiliği değil mi bu? Geldi arkadaş evet, burada evet, pat 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 vura vura yaptı bunu. Çok iyi. Poseidon. 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 Depremler tanrısı. Halıyı da gösterelim. Halı. Halıyı da gösterelim. Gel. Bak şimdi bak. Bak bana tripodla yürüdüm. Ya kimçiler bana tekme attı. Bir dakika şöyle ha. Abi kolay gelsin. Bak. Mike Tyson. Bu da Hereki halısı. Ya Türkan ya. Muhammed Ali'nin... Anlat abi anlat. Bu Hereki halısı üzerine duvardan sanata diye bir kardeşim var. Hem duvarı yapan hem de halıyı yapan. Muhammed Ali'yi tek tek böyle onun işledi evet. Kör oldu mu sonra? Kör oldu. Kör olmadı ama ben olsam olurdum yani çok zor bir şey. Çok, ellerine çok güzel duruyor gerçekten. Ve burası harbiden çok boştu. Şimdi inanılmaz güzeldi oldu evet, yani. Evet siz buna tanıklık ettiniz. Artık salonun parçasısınız ya. Bu salon sizi çok özleyecek. Öyle hisse de verirsen harika olacak. Mekan senin ya ne hissesi. Bak bunlar da Balaban'ın ürünleri arkadaşlar. 8more.com Eğitim.com'da satılıyor değil mi? Merak edenler bakabilir. Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi artık bir ısınalım. Artık spora odak arkadaşlar. Çetmiş metmiş goy goy bırakın lan. Aynen. Herkes... Güzel bir antrenman yapacağız. Kalori yakacak hadi. Başlayın abi ben çekiyorum. Ne yapıyoruz? Karınla başlayalım. Hadi bakalım. Kameraya doğru dönme. Kameraya doğru bacakları şey yap. Abi evet ben de ona dikkat edeceğim. Yemin ediyorum bizimkilerden klip kaçmaz. Klip almayın oğlum ayıp ha. Harbiden hayatım almayın ilk bugün defa ya. Twitch'e girdim. Abi şu her anı klipte düşebilirim. Böyle bir şey olursa vallahi sizi affetmem. 41 sene gururumla tamam bütün şeyimle yaşadım. Olsun. İlk olur lan. Ne olmuş yani? Aynen. Tamam. Ne yapıyorsun? Evet. Hadi 20 tane yapalım. Benim sakat olduğu için yapayım. Bak normalde kaydediyorsunuz. Şey bir şey söyleyeceğim. Bak, sayıyorlar bak takipçiler sayıyor. Bana şaşıracaklar ne yapıyor bu diye üst karın çalışıyorum arkadaşlar yadırgamayın. Tugan belinden. Tabii. Bütün süreçte ama Tuğkan'ın beline çok dikkat ettik gerçekten. Yürürken tutuldu sonra. Yürürken? Vallahi billahi ya. Yürürken çıt eder mi ya? Bu arada arkadaşlar yağ oranım %38'den 23'e indi. 38 miydi lan kaçtı benim 38'di. Ya. Yok ya 33. Kaçtı 33 miydi? 32.4'tü galiba. 24'e indi. Hayır be 23. 23'e indi. Ama sonra 27'ye girdi. 115 kilodan 120'den. Hadi bir daha. Kas kaybetmedim. Mert de %13'e indi. Spor sonu oyunları oynuyordun. Evet aynı benim düzeni yapmışsın. Izle. Evet onu izleyerek yaptım ben. Bu da çok sıkıcı kısım arkadaşlar sporun ya. Bu ne? Bir dinleneyim lan ben farkın olmadan 150 tane falan yaptım ya. Oh. Şu an kor bölgeyi çalışıyoruz arkadaşlar. Karın sınıyoruz. Kaslarımız. Sonra push up yapacağız yani. Şuna. Push up ne ya? Şuna. Gerek abi. Yok ya. Yok mu? Ha niye biliyor musun? Yerindeyiz diye mi? Bakayım. Arkadaşlar push up yapalım mı? Siz söyleyin. Push up yapalım mı? Hiç gerek yok yani. Sonra ağır gelemiyoruz baba. Tamam. Ne diyorlar? 2 çarpı 10 yapalım. Abi ben... Sen okuyamıyorsun falan diyordum da. Abi, sen haklıymışsın ya. Şu an slow modda yavaş mı? Slow modda mı? Tabii. Abone modu galiba. Evet. Yapın. Helal olsun size.
Harika bir oturduğunuz harika yerden bir izliyoruz var. Gerçekten harika bir kitlem yapın var. Diyor. Senin iyiliğin ya kitle harika da abi oturduğu cips yerken bize push up yap diyor orada. Ben sanmıyorum. Onlar şu anda seninle birlikte birçoğu spora başladı. Kesin öyledir lan chat. Yeter ya bu kadar karın kasın ne yapacağız sanki? Evet. Benim çok ağrıyor şakasız. Bu arada ben arkadaşlar 1,5 aydır hiçbir şeyim yoktu. Yürüyüş yaparken 3 gün önce tık evet ettim. Ya. Ama onun da etkisi niye? Kampa gittiğimiz için. Onu ve keşfettik. Şey hayal ettik hani lan bu bir geri dönüş mü hani? Çıt etti her şey geçmiş olabilir mi dedik. Geçti sandık. Ha düzeldi zaten. Evet. Sonra fizyoterapi şeyle konuştuk işte ismini vermeyeyim. Diyor ki soğuk, ayakta durma. Bütün soğuk soğuk. Baltayla bir şeyler deneme ya falan. Arkadaşlar hakikaten çok kötü yağmur yağdı ya. Buz gibi. Nasıl? Ama çok dayanıklıydınız. Bak ben sana söyleyeyim mi? Çok acayip takdir ettim yani. Hani iki balta vuramadık diye orada. Hiç üşümedi ya. Ben akşam uyanıyorum. Mert'in uyku tulumu böyle kapalı. Şurada şu kadar boşluk. Benimki de öyle. Şöyle bir bakıyorum. Tuğkan böyle açmış önden. Ama biraz da sobaya yakındı. Zaten diyor ya buram yandı diye. Ama siz üşümeyin diye dört defa. Ben bak en sonunda bak tulumu kapat. Hadi bir yandan push up. Standart. Hadi. Ne oluyor? Hadi hadi düzgün yap. Sonra bana söyleyecekler diyecekler bu nasıl hoca ya? Yanlış yaptırıyor. Ya ben sabah kalktım dedim ki ya Tuğkan dedim odunları atacağım dedi. Söz verdi. Bütün gece üşüdük dedim. Atmış halbuki. Abi bir baktım odun kalmamış. Evet. Ona rağmen çok soğuktu ya. O da hatta bir süre sonra atmayın çok sıcak oluyor demiş. Evet çok soğuktu bir daha atmayın. Çok soğuktu ya. Çünkü bir sıcak bir soğuk bir sıcak bir soğuk hasta ederdi. Doğru. İstanbul'da bir saat kafam ayaklarım açıldı ya. Parmaklarımı hissetmiyordum. Senin yanlış ayakkabı. Ama videoyu izlediğiniz zaman var ya. Bak chat o videoyu izleyeceğiz şimdi. Ertan'ı montajlıyor. Bitsin. Abi birlikte izler. Çok komedi dönüyor. Harbi çok güzel olacak. Komedi dediğim böyle ha diye güleceğiniz diye değil yani. Çok tatlı bir kamp serüveni. Şimdi bir tane daha yapalım. 10. İki tane yeter bundan. Aynen iki tane yeter şimdilik. Mikrofon çok rahatsız ediyor mu arkadaşlar spor yaparken? Aha fazla sesler geliyorsa söyleyin. İşte bu. Tamam biraz ısındık değil mi? Yani. Şimdi o zaman bence göğüsle başlayalım. Göğüsle mi başlayalım? Tabii. Bir push yapalım. Tamam. Dumbbell press olabilir. Kameraya getireyim mi? Dumbbell press yapalım getir bakayım. Bunu al abi. Aynen. Kamera nerede? Nereye koyayım? Ben kamerayı ayarlarım. Siz normal düzeninizi yapın. Sen koy abi buraya. Şöyle koyalım mı? Tamam. Ben de dumbbell'ları ayarlıyorum. Ayakları şuraya alıp mı yani? Baba kamerayı biz oraya bile götürebiliyoruz. Her yere götürebiliyoruz. Ya, ben buraya böyle koyuyorum kamerayı ayarlarız. Tamam. Sonra da fly yaparız. Göğsücü ayrıca yapacağız. Bugün şimdi zaten yok abi hoşumuza gidiyor diyor. Tabii tabii. Tüm vücut. Tüm vücut. Bacak dışında ama değil mi? Aynen sana şey yapıyoruz. Veda partisi yapıyoruz tüm vücut. Vallahi zor. Mert ya. Yarın dönüyor ha. Yarın dönüyorum. Mert gerçekten. Sonunda gidiyor. Görüntü ararım özlediğim zaman. Estağfurullah. Ayı yavrusunu severken. İkimizi de vuruyormuş. Tabii tabii. Ayı yavrusunu severken öldürmüş. İkimiz de vuruyormuş. Kimse inanmadı. Ne yapıyoruz şimdi? Gel Tuğkan. Ben başlayayım. O zaman dur. Siz başlayın ben kamerayı ayarlayayım. Tamam sen ayarla abi. Görsün yattım buraya. Işitleri. Hayır kardeşim. Bak şimdi çok ağır çalıştırmıyoruz şu an sizi. Çünkü bütün vücut çalışıyoruz. Normalde bu arada bayağı ağır geliyoruz arkadaşlar. Evet dumbbell'lar daha ağır normalde. Şu an göğüs kasımızı çalıştırıyoruz. Dumbbell press. Dumbbell press hareketimizin adı. Ama bak o küçük dokunuş var ya hemen orayı kasıyorsun ister istemez. Şey. Odağın oraya gidiyor dokunduğunda. Zaten çalıştığın bölgeyi hayal ediyor musun? Odaklanmak önemli. Biz bu arada bunu çok daha ağır yapıyoruz. Evet. Değil mi? O yüzden ama dedim. Tüm vücut yapacağız gerek yok. Yat sen ben veririm. Bak işte bel sakatlığında bana destek attıkları yer burası. Mesela Tuğkan abiye bağlı bir şey bilmiyorum. Evet. Şu an eğilmiyorum. Buradan veriyorlar. Normalde dizen atarsın ya. Evet. Yavaşça ağırlık çalışıyorum. Haydi Tuğkan. 12. Mert'in kollar ne olmuş öyle yazıyor. Harbi mi? Evet 12. Ama kasmıyorum. Bak sen öyle sola bakıyorsun ki bana saldırıyor. Vay. Kas oğlum o kadar emek vermiş. Yok abi ne kasması estağfurullah ya. Ama değiştiler değil mi? Tuğkan da acayip oldu ya. Suratı falan. Değişti yani. Biz fark etmiyoruz. Bu arada sen de fark etmezsin. Biz her gün görüşüyoruz çünkü. Onlar fark eder. Evet. İnsanlar fark eder ama. Gerçi onlar da her gün sizi izliyor. Gerçi onlar da görüyor da. Evet. Bak şimdi ben kalkarken arkadaşlar benim sakat olduğu için yani, böyle destekle aynen. Kalkıyorum. Adam artık teknik üretti. Ne yapayım ha? Evet. Merto. Sen de Johnny. Şimdi tabii görsünler. Push up yaptık. Göğüs yaptık. Sonra neye geçelim? Bastani. Full body'de. Hadi bakayım canım benim. Hadi. Motivasyonumuzu izleyin. Bak zorlandığı zaman bir hareket yapacağım. Vay. Cimcik atıyorum. Bilurlara. Kaç tekrar yapıyorum? 12. 15 falan yaptım ya. Vur. Bugün chatle birlikte spor yapıyoruz. Tuğkan abi felaket olmuş ya. Eyvallah arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum arkadaşlar sizi böyle yazınca. Adamları motive edeyim ve gerçekten devam etmelerini sağlayayım. Ben size bir şey anlatacağım. İlk geldik buraya chat.
Şimdi ben böyle tişörtte fena durmuyorum yine, kilolu bile olsam, şişman bile olsam. Ertan dedim ki, bak dedim, benim şu an tişört vücuduma kanıyorsun. Dedi gerçekten. Ben dedim soyunursam üzülürsün. Yak lan falan yaptı, açtı. Biraz yağ var tabii falan da ama ben bir soyundum. Ya. Biraz fazlaydı evet. O an dedi ki arkadaşlar, 1,5 ay değil 3 ay ihtiyacımız var. Beklediğimden biraz fazlaydı evet. Evet biraz İlk fazlaydı. İlk başta dedi, diyorduk ki bir ay yapalım falan. Bir ay da ne olur. Bir ay da hiçbir şey olmaz. Alışma süreci zaten. İki. Tabii. O zaman bırakmayın diye bir şey demedim ben size. Aynen evet, öyle. Sen bu arada şeyi iyi yönettin. Aynen. Ama şu an iyi yani. İnsana döndük mesela, ben şu an soyunurum istesem. Mert soyunur istese. Ben, üstüne bir 3-4 ay daha lazım. Ben şu an göstermem vücudumu. Ya. Çok ya. Kötü. Gerçekten. Bu kafayla uçacağım da yine dövecek. Çok çok kötü. Gerçekten şu an formda değilim. Ama Şubat başı başlıyorum, görürsünüz. Şimdi onun açısını anlatacağım. Geldik ilk gün böyleyim şöyleyim. Bize böyle bir cümle kurdu. Arkadaşlar ben de çok kötüyüm. Falan yaptı. Ulan dedik ne kadar kötü olabilir bu adam. Bir çıkardı böyle paramparça dedik çok kötüyüm. Biz Mert'le birbirimize baktık. Gel. Dedik baba bu iş böyle olmaz, al Johnny. Yat. Açtınız. Hem yayın hem spor. Vay be. Orada evet şokla konuşuyor oluyoruz tabii. Aynen. Kolay değil yani. Eyvallah kardeşim. Şaka maka. Artık hayatımızın içine soktuk bu şeyi. İnşallah bırakmayız. Bırakmayacaksın. Şöyle ileride deriz ki lan tamam biz de ucundan bir spor yapmaya başladık. Vücutlar da yaşıyor, meyşiyor. Kesinlikle. Güzel olur yani. Tamam biz zorbalığın 5 katına falan giriyoruz. Niye bu hafif? 5 katına giriyor. Hayır bunlar ya ne? Şöyle 25. Ertan abi şu an çok vücut evet. Çalışacağız diye yani ağır vermiyor. Uzun bir antrenman yapacağız ya. Anladım. Tamam mı? Sonuçta her bölgeye çalışacağız. Göğsü ağır girersek diğer itişleri yapamayız. O yüzden dedim ki yani böyle bir pump antrenmanı. Göstermeyin yani. Evet, takılmalı. Evet. Hem de bütün hareketleri görsen neler yapıyoruz. Normalde zaten bunu yapmıyoruz. Yeni gelenler varsa yine de normalde itiş çekiş bacak. Devam ediyorum böyle. 12 tane yap yeter ya. Ha öyle mi? Tabii tabii. Normalde itiş çekiş bacak yani. Bak bırakmayın arkadaşlar. Sizden gaz alıyorum spor için yazmış birisi. Yok, gördün yok. Mü? Bırakmak yok arkadaşlar. Harika. O kadar emek sizi, verdik. Onlar bence motive oluyorlar sizden. Oh. Mesela kamerada nasıl durduğumu ben çok merak ediyorum. İyi vücudum var diye demiyorum. O 3 ay önceki halimle evet şimdiki halim arasındaki o onların çetin gözünden çok merak ediyorum mesela. Bence mesela değişmişiz. Oğlum değiştik mi? Bakayım. Bir şeyler söyleyeyim. Bakayım. Sanki okuyorsun da. Ya posturun çok iyi. Ben sana söyleyeyim. Bakalım. Soyunacaklar galiba yazmış birisi. Fit duruyorsun. Arada çok fark var. Ya. Bayağı değişim var. Ben sana okuyayım. Ben 115'ten 100'e indim. Değişmiş. Değişmiş tabii abim. Üzülmeyeyim diye öyle söylüyorlar ya. Yok yok. Biraz daha duyayım ben. Aynen helal olsun. Evet. 12 tane yaptın mı? 12 yaptım. Tamam. 2 oldu değil mi? Sen de 2'deyiz şu an. Sen de Ertan abi. Ben 3 yapıyorum. O zaman evet, hepsinden 4 değil 3 yapalım. 3 yapacağız. Aynen. Aynen. Bundan sonra fly mı yapacağız şimdi? Evet. Arkadaşlar biz normalde itiş, çekiş ve bacak antrenmanlarında birçok hareketi 4x12 yapıyoruz. Aynen. Ve ağır giriyoruz yani hafif de girmiyorduk. Biraz işte bilmiyorum. Teknik bilgi verebilir misin sen birazdan? Ver ver. İnsanlar bilgi sahibi olsun diye. Baba yani anlayacağınız artık yayınlara falan geri dönüyoruz. Artık bu hayatımızın bir parçası oldu. Bu 3 ay içinde iyi kötü alıştık. Beslenmemizde de güzel bir şeyler yaptıktan sonra artık... Orada bir şey oldu. İnternet gitti. Daha yeni başladık ya. İnternet gitti. Ben... Onu alayım mı? Sizi... Bu biraz dert oldu bize ya. Ya istiyorsan şu göbeğe falan takalım ya. Bence... Şu an direkt yatabilirim buna. Afiyet tamam. Ya, çok çiz koymasın. Tamam. Ya ilk geldiklerinde tabii çok ciddi bir takipçi kitleleri olduğu için tanıyanlar bana şey dediler. Ya onlar devam etmez bırakır falan dediler. Sonra ben arkadaş olunca ilk hafta karakterlerimiz de benziyor. Tuğkan'la çok benzer yanlarımız var gerçekten. İkimiz de. Sizin aynılar bu arada ya. Ya o kadar demek istedim de baya bir benzer yanlarımız var. Dövüş aynı ya. Dövüş konusunda aynı zaten. Diğer konularda değil. Ondan sonra bırakırlar ama ben anladım bırakmayacağını. Gerçekten ilk günden beri. Ama bu arada abi bir ara harbiden şey olduk. Oldunuz değil mi? Zorlandık normal yani ama işte beraber olunca. Ya mesela ben çok bir ara bir Ankara'ya gittim. İki gün müne Ankara'ya gittim. Ankara'ya gitme dedim ki benim hemen dönmem lazım. Değil mi? Çünkü birbirimizi harbiden itekliyoruz, bir şey yapıyoruz. Tabii. Hiç de bak Allah var hiç evde oturup birbirimizden gizli bozma o derde de hiç girmedik. Yani ya aynı anda beraber bozuyorsunuz. Tabii. Ya bu arada bizim böyle canımız bir şey çekiyor ya. Bak sadece bakışarak anlıyoruz. Değil mi? Böyle bakıyorum hani biri şey demiyor yok yemeyelim. Biri böyle ortaya laf ediyor tamam mı? Ya ulan şundan bir olsa harbiden ya ne olacak falan bir bakmışız yiyoruz. Tahmin ediyorum. Ama bu tabii ilk 60 gün değil ya. İlk pardon 50 gün falan değil. Ama ben sizi bu kadar sıkmasaydım siz çok daha fazla yerdiniz. Bu kadar sıktığım için çok az yediğiniz için belli bir mesafe evet. Kat ettik yani. Dur bir rejiye şeye bakayım kameraya bakayım. Bir sıkıntı var mı? Ne yapınız da chat? Şöyle yapayım bak. Bakayım. Arkadakileri de görelim. Aynen. Şöyle iyi. Orada çocuk mu yaşıyor? Bir yerde evet ne oluyor? Bilmiyorum ki bir çocuk sesi geliyor ama. Baba diyor.
Yok, kızım. Gerçekten ne oluyor ya? Kaçıncısın? Abi, yanında sanki bir karate marate bir şey mi dönüyor ya? Yok. Bu saatte de veletler ne yapacak? Yok yok. Biz ne yaptık onu anlatayım istiyorsan kısaca. Bir kere biz ana aerobik antrenmanla aerobik antrenmanı ayırdık. Yani sabahları kardiyo yaptılar. Bir tanesi kardiyovasker antrenman. Ha tamam. Evet. Diğeri de izole yaptı, hareketlerden oluşan hareketler. Gel ilk sen başla ben anlatayım 2 dakika. 4'teyiz şu an. Yok yok hayır bu. Fly mi yaptık? Ha fly mi yapacağız? Ha, otur. Al kardeşim. Yağ yakmamız gerekiyordu. O yüzden ne yaptık? Sabahları aç karnına kardiyo yaptılar. Bunu bisiklet çevirerek işte ya da yürüyüş yaparak yaptılar. Tuğkan yürümeyi çok daha fazla seviyor dışarıda. Sonra akşamüstleri de burada buluştuk. Bir gün itiş, bir gün çekiş, bir gün bacak yaptık. İlk hafta 3 gündü ama daha sonra 4 ya da 5 güne çıktık. 5 güne çıktığımız evet. Bir 2 haftamız oldu. Hem kas kaybetmemelerini istedim. O yüzden diyette tekrar protein aldılar. Diyetisyenle çağırdık aynı zamanda. Hem Ertan de, abiler sağ olsun harbiden yemeğimizi her şeyimizi hazırladılar evet, gönderdiler. Yemeklerini de gönderdik ve hem kas kaybetmediler hiç kas kaybetmediler. Bu çok önemli bizim için. Hem de kardiyolarla ve antrenmanla bazal metabolizma da yükseldiği için bu antrenmanlarla birlikte yağ yaktılar. O yüzden son mesajım şu. Yani kilo kaybetmek kolay bir şey. Önemli olan kaliteli kilo kaybetmek. Değil mi? Kaliteli kilo. Tabii yani mesela aşırı... Ya mesela ben onu hiç dinlemiyordum arkadaşlar. Bir sürü iddia şey yapıyorduk yani. Ya. O iddialarda da ben mesela kimdir kaç kilo kas kaybediyordum. Şimdi ne oldu? 2,5-3 ayda her ölçümde. Ertan'ın en çok dikkatli şey şuydu. Kas ne durumda? Evet. Ulan ben şimdi geldim buraya diyelim ki 80 kilo kasta. 15 kilo verdim ama sonunda da 80 kilo kastım hala. O çok evet. Önemli. Benim yağ oranım çok fazlaydı. Mert'in yağ oranı düşüktü zaten. 80 24'tü. 80 kilo kas var ya sende evet. Ha? 80 kilo kas da az. Tabii 82. Orada. Boru değilim ben de yani. 2 kilo çok tamam. Önemli. Bak yağının 1 kilosu bu kadarken kasın kısım. O yüzden böyle güzel başladık. Devam etmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi siz ne yaptınız oğlum görüşmeyeli? Spora bizle beraber başlayanlar siz ne durumdasınız yani baba? Yarısı yalan söyleyecek. Abi yarınız şey mi? Yarısı yalan söyleyecek baba. Bence vardır ya. Ama başlamayalım. Hayır zaten... yapanlar Instagram'dan fotoğraf atıyor. Atıyor mu? Tabii. Şimdi biz tekrar bu arada Tuğkan'la ben Amerikan geldikten sonra devam edeceğiz. Mert ne yazık ki uzaktan ben katılacak. Ben Amerika'dan artık. Ama Tuğkan'la devam edeceğiz. Haftanın bir günü yeter ya. Oy. Ama burayı Mert özler. Ben burayı harbi özlerim. Sen harbi burayı özlerim. Burayı değil. Ben burada sizinle ağzımı çalışmaya özleyeceğim. Kardeşimiz gene. Valla billahi ya. Bak ben de üzülüyorum. Canım abim. Buraya fiziktik artık. Ya, fly yaparken arkada ne oluyor? Duygusal server var. Bas. Ama böyle 5 kiloyla yapıyorlar. Ama 2 kilo var. Şimdi yine diyecek ki o yayına yeni gelen. Ulan bunlar 3 aydır spor yapıyor. Bu ne lan 3 kiloyla çalışıyorlar. Ya, harbiden hafif. Tamam bence de öyle. Bence okey abi. Bunda 2 set yapalım. Bunda 2 set yapalım. Ondan sonra geçelim shoulder press'e. Madem öyle shoulder press'te basalım. Şurada omuz yapıyoruz ya. Ha, tamam. Oo aynen. Shoulder press'e veririz. Bunları döndür. Aynen. Yo yapacağım hocam. Belim o kadar acı veriyor ki şu an. 3 gündür ha. Lan 65, 75, 80 gün, 80, 82 gün spor yaptık hiçbir şey olmadı. Son 3 günde evet. Beli atladım ya. Ya gerçekten bu arada zor bir şey. Bel ağrısının ne olduğunu ben biliyorum. Bir gün yaşadım bir de burada sen. Senin kadar olmasa da. Evet senin kadar olmasa da biliyorum. Hani kolay bir şey değil yani. Bel çok orta bölge olduğu için canını yaktı yani seni bayağı bir. Biz de çok dikkat ederek tabii yaptık. Çok vallahi Allah razı olsun. Bir de ağırlık marlık hiç yerden kaldırmadım. Çok nadir. Bir de fonksiyonel de çok antrenman yaptık yani işte. Sen de mi? Sinaçlar, bilmem neler, bol bol. Desteği şunları al önce. O şekilde yapmadık. Devamlı kalkın. Ondan sonra çok izole çalıştık yani bölgeleri. Artık yayındaki o halimde görsünler. Böyle ah oh diye kalkıyorum falan. Sen zaten full doğal bir adamsın. Çoğu inanmıyor bir de. Neydi yayın yani? Yapmamak için falan yalan sıktığını düşünüyorlar bel konusunda. Ben şahidim size gerçekten yemin ederim adam cebelleş. Her gün 90 derece tavana paralel olarak uyanıyor. Sabah kalkıyorum şu aşağıda oluyor benden önce uyanıyor genelde. Benim ilk mekana girişim şöyle. Ne yapıyorsun kanka? Notre Dame'ın kamburu gibi başlıyorsun. Bu ilk lafı şey oluyor. Abi çok mu kötüsün? Yok oğlum bir şeyim yok bir falan. Şey yok abi her gün aynı muhabbeti dönüyor. Ama senin belin sakat olduğunu herkes biliyor. Çünkü çok ciddi bir kitle olduğu için. Mesela ben seninle spor yapacağımı söylediğim zaman herkes bana böyle kendi etrafında gibi yapıyor. Onun belli sakat ama dikkat et. Oğlum herkes biliyor bunu yani. Sen demek ama söylüyorsun ama ben çok diye. Anlattım. Anlattın, çok evet. Anlattım yani. Bir de dikkat etsinler diye de anlatıyorum. Benim hepsi ergenlikten kalma artistikler. Biraz da ırsi. Ben onu kaldırırım, ben onu döverim, ben baş parmağımla kızların sırasını kaldırırım falan. Gitmiş abi bel. Düzelteceğiz onların hepsini. Şimdi. Geçen gün chat bak burada. Bittin mi var gitti sen? Yok yok. Ha ikinciyi mi? Ha. İkinciyi yapayım hadi yavaş. Kaytarmıyorum. Kaytarmıyorum aynen. Chat'i atsana. Geçen gün burada bir kardeşim kaç yaşında? Ben eşit falandır. Sürekli crossfitçi eski. Ha evet. Eski mi bilmiyorum. Sen de eşit değil biraz daha ufaktır. Biraz daha ufak. Geçen gün burada bir kardeşim var işte. Basıyor burada ama deli gibi çok güzel çok spor yapıyor. Çok güzel antrenman yapıyor adam ya.
Böyle buradan kaldırıyor, bunu atıyor, buraya zıplıyor, orada böyle havaya kalkıyor bir şeyler. Geldi böyle yanıma, dedim ki çekil şöyle. Dedim uzak dur benden. Bunlar sixpack'leri falan mı çıkardılar, biz aynen. Burada şeyiz. Yapmayın falan. Adamın belindeki fıtık 3 taneymiş. Evet. Son seviyeymiş ve doktor demiş ki sen felç olacaksın. Yani bunun sonu evet. Felç. Ve bu adam pilatese başlamış o gün anlattığı. Evet. Kor bölgesini çalıştırmış. Ya o hareketleri yapabiliyorsa o kadar şeyden sonra umutlandım. Bayağı yarışmacı. Dedim ki yarışmacı değil mi? Kilo verdiğin zaman ve kaslar daha iyi olduğu zaman. Şu taşıyıcılar işte. Bence işte şey, önümüzdeki bak, aylarda sen onu oturtacaksın evet, ya. Evet oturacaksın. O yüzden çok dikkatli gidiyoruz ama gittikçe daha iyi gidecek bak söz veriyorum. Yeter ki kor bölgesi güçlensin ve daha az kilo taşı doğru. Üzerinde. Şu an daha var abi şu an. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi omuz antrenmanına geçelim. Shoulder press. Omuz yapak. Normalde bakın biz göğüste omuz yapıp bırakıyor 3 6 hareket yapıyoruz. Hatta 7. Evet. Şimdi yine yeni izleyenler varsa mevzumuz şu. Full body çalışıyoruz bugün arkadaşlar. Unutmayın ağır sağlam olmak için. Onlar da geliyor burada ha. Geliyor. Şey yapayım, onu da, çok severim gibi. Onları da. Thor gibi ya. Elim çarptı ya. Şunu 15, 5, tamam bir tane daha 5 takayım. 5 mi? He, orada alırım 5 takımız. Tamam. Bence 20 ile yapalım. 3 x 12 yapalım bunda. Evet, press yapıyoruz. Bu ne güzel bir şeymiş bu ya. Ne o? Yani tripodla kadraj. Tabii işi bitirdik. Mükemmel. İyi bence, ne diyorsun abi? Güzel. Ay, o zaman dur. Fucking shit. My turn baby. Harbiden çıkarsana. My turn. Tişörtü hakikaten, yok biraz daha şey yapsana. Ne yapayım, yok ya. Ha yap, getir neyi, ya, nasıl? Getir. Ama ya. Gözükmez ki öyle bir şey. Vay vay vay. Yok oğlum bir şey ne işte. İşte bu. En az 45 falan yani. Gerçekten çok kalın bu arada. Kalındırıyor mu? Kalındırıyor. Abi ben yemin ediyorum anlamıyorum. İşte benim zaten ben de anlamıyorum. Kolum zaten ince bir kolum bir adam değilim. Bak, ben. Bak benim kafaya gelmeye başladım. Kalındırıyor mu diyor ya? Soba borusu gibi. Abi bir şey yok ya şımartmayın hemen. Hadi 12 tane. Oğlum bunlar daha hiçbir şey. 3, 4, 5 tane, 5. Bak herkes neredeyse oy falan. Chat şu anda duman çıktı chatten bak şu anda. Bacağıma vurmasa daha. Duman çıktı chatten. Oy yazıyor. Oy. Hadi. 12 mi yapalım lan? Evet. Yetmiyor bak kilolar yetmiyor görüyor musun? Yo bunlar hafif ama bizim standart çalışımızdan çok hafif bu. Tabii ya. Biz normalde 50-50 mi topuyorduk? Ha? Hayır 60-60 yaptık son şeyde 120 kilo. Hatta son sette ben üstüne çıkıyordum öyle devam ediyordum. Olsun. Şimdi küfür etmek istemiyorum. Ertan çok şey küfürbaz bir insan. Sen konuşma ya istediğini yap. Ben sen küfredersin diye mekanı boşalttım. Harbiden ya. Ya kimse yok burada değil mi? Var şey güvenlikler var o 7-8 tane. Harbiden biri varmış burada izleyince. Bu en sevdiğim hareketlerden biri bu arada ya. Ben seviyorum. İyi hissettiriyor. Biz bu aletleri ikinci ayda falan böyle her şeyi dumbbell'la yapıyorduk. Evet, evet. Sonra bir gün ben böyle acınası belimle baktım. Bakın şu niye burada yapmıyorsun dedim böyle. Sonra buna geçtik ve ağır girebildik. Kolları kısma. Buraya odaklan. Nasıl? Vay. Hadi i̇şte kaçayım. Bu be. Hadi. Biraz daha yapacaksın. Adam. Zıplatma. Helal. Hah. Çok iyisin. Spor gazları alır ya. Hadi. Yeah. Bas. Bebeler 10 kiloyla çalışıyor değil mi böyle? Güzel. Tabii onlara şey diyor badiciler. Bozuk paraları çıkartın tam para takın diyorlar. Oy. Ya, biz de bu şeyleri rahatlayabiliyoruz. Ama herkes günün birinde öyleydi be. Öyle. Şimdi şöyle gezen hepimiz oradan geldik. Zamanında zarganaydı yani. Doğru. Misal. Hayvan. Oh. Can olsaydı keşke. Can da. Can kardeşim izliyor mudur acaba şu an? Can abi izliyordur. Selamlar Can abi. Can selam. Geçen gün poster gördüm. Üst böyle şey tamam mı? Bacaklar kürdan gibi. Kimin? Ya böyle bir poster. Canım gibi. Mı? Yok işte bir poster gördüm böyle ama bacaklar nasıl biliyorsun? Kürdan gibi üst böyle büyük. Tamam onu ben yolladım işte. Hayır ben gördüm başka bir yerde. Instagram'da Can'a böyle forwardlayıp kanka senin resmini gördüm falan diyecektim ama dedim, şu an öğrendim. Hayır, şu an öğrendim. Ayıp olur falan diye dedim yapmayayım. Ama onlar bir ırsi ya. Çok şey yapamıyor. Bacak çalışsa da gelişmiyor. Dedim şimdi ayıp olur göndermeyeyim. Ama bacak çalışmak inanılmaz önemli bir şey. Çünkü kalori anlamında da değil mi? Hem kalori anlamında hem gerçekten testosteronu tetikleyen bir şey. Yani bacak kasları büyük kaslar olduğu için bazal metabolizmayı çok etki ediyor. Genel kuvvetimizi arttırıyor. Sıkıcı ama ya. Ben seviyorum abi bacak. Yo eğlenceli ya. Ben seviyorum. Bir de ben de bacak. Bacak görüntüsü de bir erkekte önemli. Baksana baba. Ya adım ben bacaklarına bakınca etkileniyorum yani anladın mı? Evet, siz bir de cidden. Kıl yok. Bizde kıl da yok.
Sen de bir yakında ben alacaksın gibi. Ben alacağım. Oy. Lan ben onu yıllar, aylardır başka bir şey sanıyordum. Ya abi var ya. Bu benim bacaklarım bu arada en ufak hali ya. Ben bayağı büyük. Büyük yani. Halini görmek istedim. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu bacak taş gibi mermi geçirmez ya. Burada şey var ama ben kaza geçirdim bir tane. Platin mi var? Aha, platin var. Ben de yaptırayım diyorum şu orta bele. Şurada. Bakayım. Şurada. Harbiden onu eleteceksin değil mi? Ötüyor hatta. Bu kas lan bu. Ooo şurada bir evet, sert bir şey var. Tabii ameliyat olduğum için. Ya tekmeyi az yemek için koydurdun değil mi onu? Teşekkür. Harbi kasmış bu arada. Evet. O dokunduğum yedim kas seni. Mıydı lan? Yedim seni. Oha. Benim gözümün istemedi burada anlıyorum. Ama her videonun... Herkese bu espri yapıyorum ama YouTube'a hiç bakmamış. Herkes bu espri yapıyor mu? Hatırlamıyor. Hayır, Namık Hoca'ya yapmış. Yok, Namık Hoca yapmadı. Gökhan Afa yaptı. Ben mutlu olayım diye yedi ya. Ben mutlu olayım diye yedi. Hayır, ben cidden bu arada platin var sandım. Sandın mı? Yalnız elin acıdı mı? O da Ertan'ın esprisi bu arada. Evet. Aaa falan yapıyor herkes. Değiş. İşte 3 ay 4 ay birlikte zaman geçirince. Evet ya. İyi zaman geçirdik ama. Her gün beraber. İyi zaman geçirdik. Acayip karakter ya. İyi. Evet. Hafif mi diyorsunuz siz ya? Adamlar değilmiş bu arada. Hafif lan ne değil. Adamlar da çok hafif gelmiyor. Ya koçum. Bari bu tişört çıkartmış. Bir de bende böyle bir viracım vardı tamam mı? Çıkarsana bir ya. Çıkar. Abi harbi çıkar. Hadi bir çıkar ya. Şey tişört çıkartmam da. Sweatshirt tamam mı? İçine tişört giyiyor bandajlar. Ne olduğu belli olmuyor değil mi? İçine de atlet tamam mı? Evet. Geliyor şimdi antrenmana. Bir basıyor baba pump oluyor hafif. Önce böyle birinci stage. Bir sweatshirt çıkartıyor tamam mı? Oradan böyle şeyden gözüküyor kaslar falan. Artist. Sonra birkaç hareket daha yapıyor. Sonra biri geliyor adamı tişörtle mesela tamam mı? Tam böyle güzel yani iyi fit bir adam. Tamam diyor tam zamanı diyor. Bir de onu çıkartıyor. İncecik bir atlet. Üçüncü stage. Tam böyle gösteriyor kasları pump şeklinde. Nasip olur. Aşağıda da soyunma odasında her şeyi çıkardı yani. Baba bu işte. Bu işte. Aynen öyle. Bu omuzda kestim arkadaşlar bir anda. Evet ya, bir anda gücü bir anda kesiyor ya. Bir anda şık diye gidiyor. Aynen öyle. Sen de Mertan abi? Yok sen. Değil mi? Bir bakayım chat ne yapıyormuş. Tıkanmazsın yardım ederim oğlum. Bu bakma az önce hep her şeyi hafif çalıştı da bunlar fena değil yine oğlum. 40-50 kilo var orada. Bitirdim zaten yardım etmedim o yüzden. Ertan abi öğrenci alıyor musun? Ertan abi öğrenci alıyor musun? Bu arada şaka bir yana yemin ediyorum hayatımda tabii ki dövüş sporlarıyla ilgili çok öğrencim oldu yani binlerce öğrencim oldu ama fitness anlamında ben ders hiç vermedim ve hiç kimseyle böyle bir şey yapmadım. Biz bir arkadaş grubu kurduk arkadaşlar. Ders vermiyorum yani. Ders vermiyor aslında. Birlikte body gibiyiz birlikte, yani. Birlikte body olduk aynen. Asıl ders ama yukarıda olacak. Birazdan çıkarız. Birkaç dövüş tekniği sorarız Ertan'a. Çünkü bizim de bazı eylemlerimiz var. Yani nasıl karşılık verdiğini merak ediyoruz. Dışarıda bizim eskiden Fikirtepe'den alttan arkadaş getirdik. Getir sorun yok. Vallahi. Altısı da geliyormuş böyle patates çıkıyormuş. Abi zaten ilkine vurduktan sonra 5 tanesi kaçar. Şuradan böyle şuradan Joker gibi böyle 5 tanesi var biz gidelim abi. Vallahi bir dakika kaç üçü var mı? Yok 3 yaptım ben zaten. 3 yaptık 4'ü yapacaksın mı? Yapma. Yok, yapma yakla. Ha sen de 3. sen de. Mikrofon açıldı mı diye bakıyorum da chat'i yakalayamıyorum. Bu arada mikrofon açılıyor ama kapanıyor ya. Lan yine mi kapalı? Yine kapandı. Bench bir yarı mı? Bench yarı şu. Ne demek bu? Tek tekrarda kaldırabildiğim maksimum kilo. Yani mesela istersen deneyebiliriz bu arada. Deneyip mi? Neyi? Bench bir yarı mı? Çok güzel olur yani eğlenceli olur. Şöyle mesela bir ısınıyoruz ki biz ısındık. Hı hı. 8 tekrar, 5 tekrar, 3 tekrar. Bir tekrarda kaç kaldırabileceğini görmek. PR. Personal record. Ha, personal record. Aynen. PR kaç de... Kaç kaldırırsın? Tahmin edelim mi? Yatarak mı? Göğüs. Şunda mı? Normal bench göğüs. Ya, bench işte. Bench yatarak ayakta olmuyor zaten. Belim bisiklet beli. Bilmiyorum kaçta çalışıyorduk biz? Ben tahmin ederim sizin ikinizin kilosunda. İsterseniz deneyelim bak çok eğlenceli olur. Deneyek istiyorsanız kaç yaparız? Bunun yerine daha güzel olur yani. Ben herhalde bir tek tekrar mı? Tek bir kez mi? Aynen. PR o işte. Herhalde ben bir 100 kaldırırım ya. Abarttım ya. Deneyelim mi arkadaşlar? Deneyelim hadi ya. Bence daha güzel. Hadi. Elim atar mı onu düşünüyorum. Elin at. Şöyle yaparız. Sana bir kemer giydiririz. Ya şunda bile ağrıyor şu an. 100 yaparım ya. Sen de yaparsın oğlum. Ben 100 yapıp ben ölürüm 100 yaparsın. Sen kaç yaparsın tek manşatta? Ben de 100 falan yaparım herhalde. O zaman ben 70 falan yaparım. Yok abi. Be benim kadar güçlü sen. Ya deli misin burada yok. Adamlar göğüs çalışıyor. Artist yapıyorlar yok. Böyle orada. Yok. Sen güçlüsün.
Şey yapalım mı? Senin mikrofon nerede bu arada? Benim mikrofonum kimde şu an? Elinde ya abi. Ya ben birlikte gezdiriyoruz onu ya. Bu evet, çok büyük yanlış. Adilik yaptı ya. Evet. Bozuldu mu? Power bank'e takayım mı şunu 2 saniye? Tak tak. Basıyor musunuz? Dur şu an biz kamera arkasında olsak da sesimiz gidiyor. USB var mı Type-C ya? Bas. Bir şey söyleyeceğim. Type-C yok. Bunu Type-C yok. Abi, Ertan testte şarj aldı. Harbi. Ne yapacağız? Tek mikrofon yapalım. Oğlum. Tek ya bak. Tek mikrofon. Ama yamuk abi sola indireceğiz herhalde. Ya da sağa kaldıralım. Yok. Sağa kaldıralım. Şey? Şunu ben kaldırdım mı? Ben galiba buradan platin taktırmaya gidiyorum gibi. Dur şunları bırakayım. Tek mikrofon takılacağız bir süre. Halbuki full şarj ettim ben bunları Çeto. Vallahi yaptım. Şu an 100 kiloyum. Benim sesim gelmiyor. Geliyor gider o her türlü gider. Sen 100 kilosun. 100 kiloyum. Sen, 80. Ben 83. Bence şöyle yapalım. Ağırlığını %80 ile bir deneyelim. Yani 80 kilo. 80 kilo. Takalım. Ben arkanda olacağım. Yani 30-30 takacağız. Ama yardımcı olmak. Ağırlığı kaldırmayacağım ama dengeni sağlayacağım. Tamam bar kaç kilo? 10 mu? 20. 30-30 takacağız. Hayır. Hayret bir şey ya. Ya raydıkça. Sıçtım arkadaşlar. Hadi böyle hadi falan yapıyor. Amonyak getir, amonyak getir. Tam powerlifter'lar gibi değil mi? Tuna Tavus izle bunu pislik herif. Yarma gül seni. Aynen. Benim sakat diye hep üstüme geldiniz. Şimdi benim zamanım. Biraz da ben diye kalacağım. Yok yok merak etme. Hadi bismillah. Şimdi, bekle bir önce şeye bakayım. Açık tut. Açık şey, tutacağım. Tamam mı? İkincisi de indirdin ya. Harbiden nefes vererek kaldım. Diye. Karnını da sık. Ben buradayım tamam mı? Hadi. Hadi. 1, 2, 3. Bırakabilirsin tamamen. Hayır ben dengeyi tutacağım. Oha çok rahat. Ya abi ikinciyi de atacaktık mı ya? Yorma gel. He. Allah Allah. Ya bir de gelsin. 80 oldu değil mi? Kaç dakika? 80. 100 100 koysan koy korkma ya. Yengeç var. Koy 100 koy. 150 koy ya amına koyayım. Şu Türk milletinin anlık gaza geliş şekli. Bu 100 mü şu an? Yoksa 120 mi? Titrersen burama düşer bak. Ben buradayım. Kesinlikle düşmez. Düşmez düşmez. Ayrıca dengeyi tutuyorum. Çok kaldırmıyorum. Ama safe. O zaman hallediyorum. Yarınki yayında görüşürüz deyip YouTube stiliyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yani öyle şey yaparlar ya tam... Clickbait'çiler var ya. Evet. Bekledim. Yep. Hadi bakalım. Gel. Bir. Evet. O Abdurrahman. Allah Allah. Allah. Gerçekten şöyle yapıyorum. Ya baba 120 var mı? Bak bir kere... Yok o 120 bilmiyorum. Şimdi bak bunu... Bir önceki kadar rahat kaldırmadın. Kendi kilonu kaldırabiliyor mu? Tamam. Ben şu an kendi kilomu kaldırdım. Yaparsın. Bir dakika. Böyle yapalım. O dinlensin de. Tamam. Çıkar abi onları. Sen kaç 80. Şu an 80'i yapması lazım. Kendi kilonu yaparsan bence çok iyi. Benim göğsüm güçsüz ya. Değil. Aynen yaparsın ya. Koçum. İlk başlarda evet ama şimdi iyisin. Dengeli tutuyorum sadece. Gitmiyorum. Eğer yardım istersen söyle tamam mı? Direkt bağırdım. Kaldıracak. Bas! Oo. Ne oluyor be? Bir şey söyleyeceğim. Yalnız şu bir canlı yayın boost'u var. Ben. Var. O ama o olmak zorunda baba. Sen bak şu canlı yayında off'a bas. Oluruz yani. Eyvallah arkadaşlar. Siz sayenizde arkadaşlar. Siz olmasanız bu kalkmaz. Ben dövüşürken böyle tribün var. Nasıl gazı getiriyor değil mi? Ama orada boktan taraf düşmana da oluyor. Evet. Düşman değil mi? Rakibe yani düşman dediğim o. Düşman mı rakip mi? Rakip ya. Duygusal bir şey yok yani. Ve her maçtan sonra da ben rakiplerimle hep arkadaş oldum yani. Hepsiyle.
Dövdükten sonra iyi. Abi, hayır, orada bir yenildiğin zaman da orada bir kader birliği var abi. Değil mi? Tamam. Aynı yolları çekiyorsun, abi, aynı çileyi. Aynı boyunca onu düşünüyorsun, o seni falan, tamam mı? Orada birbirini o kadar çok vuruyorsun ki. İnan orada nefret kalmıyor. Değil mi? İlk o statta arkadaşlarından önce ilk onu sarılmak istiyorsun bak. Hmm. Bak gerçekten bunu kalbinden söylüyorum. Çünkü diyorsun, aslında çok iyi empati yapabiliyorsun. Tabii oğlum. Ve, yani, ve orada bir kader birliği var. Ve artık bitirdin ya. Release deniyor buna yani. O artık heyecan. Boşalıyorsun. Adrenalin bitti ya. O anda o statta en sevdiğin adam o anda o, ben sana söyleyeyim. Benim açımdan böyle en azından. Tabii ki bir pislik yapması. Ben almadım daha önce ama. Var öyle düşman. Ya dün şey izlediğimiz kesitlerde, dün bir şey izliyorduk bayağı bir şey. Dövüş kesitlerini. Adam ağzını burnunu kırıyor. Hatta arada kural dışı ihlaller falan yapıyor ama maç öyle bitince sarılıyor, böyle bir sarılıyorlar ya, orada anlıyorsun işte yani. Bak, benim en son Instagram'da işte boks maçında adamla mesela böyle sarılıyorum. Adamın kucağında Emir var. Bence o çok güzel fotoğraf. Tabii. O çok güzel fotoğraf. Ama oğlu Emir, bu arada. Emir'e dedim ki şimdi maçtan önce böyle babam diyor, dövüşme diyor. Gel diyor, başka bir şey yapalım falan filan. Beni her hafta böyle çevirmeye çalışıyor, tamam mı aklıma? Oğlum yapacağız artık, girdik yola falan filan. Sana söz veriyorum dedim, bak maç bitecek. Sen dedim rakibe vereceğim. Hayır hayır falan dedi. Düşman gibi görüyor. Bak dedim. Emir. Adam evet, olimpik bir adam yani. 3 kere olimpiyata katılmış falan. Benden biraz yaşça büyük yani. İyi bir adam belli yani, tamam mı? Ve profesyonel sporcu. Yani çadır dövüşçüsü değil, anladın mı? Herif en üst seviyede dövüşmüş. Ki çok kuvvetli vuruyordu yani. Hani o... Vallahi ben eldiven içine bir şey olmuşum yani. Balyoz gibi. Dökmüş betonu. Aynen. Dedim ki bak maçtan sonra söz veriyorum. Seni dedim onu tanışacağım. Seni vereceğim ona dedim. Merak etme dedim. Maç bitti. Geldim sarıldım adama. Dedim ki bebeğim oğlum. Geldim beraber fotoğraf çektiriyorum. Adam hemen aldı Emir'i böyle. Adamın kucağında Emir, ben falan. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Tabii çok güzel. Orada bir tane karaciğerini bir tane vurup o böyle. Anı, değil mi? Aynen. Yani tam abi, böyle çocuğu kaldı. Aman deyip böyle diye. Yalnız kusura bakma ya. Benim de elim kırıldı. Abi yemin ediyorum bir canlı yayınımız var. 120 yapak mı? 120 abartı ya. Hayır, hayır. O kadar bir anda arttıramayız. Çünkü belli bir seviyeden sonra kümülatif ağrı şey gibi. Bir de yoruluyor. Bak push-up yapmasaydık işte. Şu an ben 130 denerdim burada. Şu an ne yapıyoruz? 15 mi takacağız? O kadar. Hayır hayır. O kadar takıyoruz. 10-10 tak. Bunu tak abi orada. Bir dakika, şu an bizim onları takmamız lazım. Böyle 100 kilo olacak. Hayır hayır, 5-5 işte. Tamam. Vallahi chat bunu kaldıramayabilirim. Bu kaç oluyor şu an? Bu şu an nereden baksan 100-110 kiloyuz şu an. Şu an 110 kiloyuz. Bir tarafa daha fazla. Bir dakika, hayır ya. Hayır ya, 20-30. Az önce Mert için bunu çıkardık bizim. Bunları da takacağız öyle. 90. Bırak sen, tamam. Tamam, önemli değil. Şimdi 110 oldu. Şu an 110 baba. 110. Baba, oğlum bir kalınlaştı mı? Yep. Bir şey söyleyeceğim. Çok gaza geldik. Canlı yayında seni kötürüm yaparsam bu milyonlar seni seviyor. Hay ağzınızcığım. Ya ben yapıyorlar sonra burada sedye gelmiş. Kaldırıyorlar böyle. hadi. Ya oğlum işte hep böyle insanlar kendini sakatlıyor. Ben 3 ay önce burada millete dedim ki arkadaşlar ben haftanın 3 yayın yapabileceğim, belim saatte biri kalkıp yürümem lazım dedim. Şimdiki halime ama bak yani. Ya güçlüyüm de benim güçlü değil. Bu sana olsun mu o zaman? Yo baba. Abi bence Turgan'ım yaparsın bak. Arkandayım. Zorlandığın anda kalkacağım. Öyle yaparım. Karnını sık, tamam mı? Karnımı sıkayım, zorlanacağız. Sıçarım altıma, sıçarım. Bence elinde ben çekeyim, tamam mı? Tamam. Yürü diye yürüyorum. Sıktın mı kemeri bu arada? Yo. Kemeri kalk abi ya. Sıktım ya biraz. Biraz sık. İyice sık diyor. Aynen aynen. Heh. İyice otursun seni, aynen. Benim kara kuşaklar gibi bu. Aynen. Hiçbir şey sıkmıyor. Hadi abi. Kaç kiloydu bu? 110 kilo. İyi. Benim için 60 kilo, hadi. Allah. Ama psikolojik olarak şey yapma. Deminki çok rahattı, bu da rahat. Evet evet. Tamam. Hazır. Kaldır. Nefes ver. Kaldır. Haydi. Hadi. Bas. Hep, hep. Vallahi bir şey yapmıyorum. Tamam, bu senin PR'ın. Senin PR 110. Ben de kalkamıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten yardım etmedim. Ya bir ettin. Çok hafif ama. Bir ettin ama yani bu benim limitimmiş. Ya da böyle ilk gelsek, direkt yatsam belki bunu zorlarım ama üstüne çıkamam gibime geliyor. Peki bir şey soracağım. PR mıydı neydi? Best PR mı? Ne oluyorsa işte. Bench personal PR. Record. Tamam, personal PR. Record. Evet. Bu şu an PR'da mesela bu iyi bir şey mi? Çok iyi mi yani? Kilosundan %10 daha fazla kaldırıyor. Bir de ben sporcu bir adam, spor yapmıyorum. Sporcu değiliz yani. Üç ayda yapıyoruz yani. Tabii ki. Kendi kilonu kaldırıyorsan bu çok iyi bir rakam. Bizimkisi... Benim düşüncem bu. Babadan protein. Al koçum, hadi. Ben 80 yapmayacağım. Evet, 80 yapayım. Bence senin de bir yüzünü deneyelim. Deneyelim. 100 kilo. Takalım mı bunu sana? Yok. Bu şu an kaç oldu? 90. 35, 35. Aynen. 80, 90. Helal olsun. Gerçekten. Eyvallah. 110.
sayende. Bir şey söyleyeceğim. İlk geldiğinde yatıyor musun burada? Ya, 10 kiloyla mı? 20 kiloyla falan şey yapıyorduk. 10-10 takmıştınız. Ne 10'u ya? 5-5 taktık. Ya, 5-5 taktık. Harbi mi? Tabii 5-5 taktık. Sonra ben 10 taktım. Siz dediniz ki ya işte falan filan. Yalnız burada tek yaptık ama hissettiriyor ha. İyi, iyi yani. Hadi. Hadi koçum. Kaç kilo şu an bu? 90. 90. Hadi. Allah yapma. Ya güldürme. Burada güldürülmez. Hop. Bas be. Bas be. Bas be. Yardım bas. Ya. Hadi. Aa, helal lan. Dağılıyordu. Güzel güzel. İyi. Tebrikler. Eyvallah abicim, teşekkür ederim. Benzer kilolar. Yani sen de 90 kilo yaptın. Sen de kilonun %10'unu fazlası yaptın. Harika. Güzel. Senin kaç bir bakalım. Oo shit. Bir gel şimdi sen benim kiloma bir döndürelim. Çökme bir şey değil mi? 100, 110. Çok mu? Ya 100'le başlayalım abi. Çok gelirse 100'le başla. Beşleri çıkarıp ne? Onu Mert yapacak onu. Ben belim kopar. Bir dakika ne yaptın orada? Adamı sakatlamayalım ya. Hayır, hayır, beşi çıkartalım. Beşi çıkartıyorum. Şimdi kaç yaptık bunu? 100. Şu an 100 mü? Hayır. 100 hadi bakalım. Benim 110 yaptığım yerde Ertan 210 yapar. Harbiden lan içerik yarattın biz ha. Orada okuduyum ya. Bayağı iyi çünkü burada antren yaparken bu kadar eğlenmiyorum. Evet. Mert. İyi tutumuna koyun. Ben benim belim sakat son anda müdahale ettim. Bu arada 110 kilo, 100 kilo ile dalga geçer. Çok kolaydı. Tamam bu senin minimumdu yani. Minimumdu. Kaç sence? Sen yönet bizi. Biz artistik yapmayalım şimdi yayındayız. 110 deneyeceğim. Bu 5 mi? Bir destek. Aa ben de. Çünkü kaldıramadığım yerde hemen kaldırmam lazım. Tabii hemen kaldırırım. Kaç kilosun? 90. 90 kilosun, 110 deniyorsun. Ben 100 kiloyum, 110 denedim. Sen 82 kilosun, 90 yaptın. Güzel. Biraz bu arada dinlemem lazım. Evet sen bir dinlen. Şu bir sigara yakalım mı şurada ya? Sigara içeyim şurada. Ya var ya, kesin bizim evet üyeler diyordur ki şu an. Ben şöyle seçiyorum. Bir sigara çek ya. Uf, evet. Mesela bak ne olacak biliyor musun? Şurada çalışırken yanına şöyle bir çikolata mı kırarsam. Ha değil mi ya? Kendime sana bir şey ben bir Snickers çaksam bundan %30 kaldırırım. O insülin fırlıyor ya. Bir dakika şunların bağını sıkmam lazım. Benim bileğim dönüyor la bunlarda. Kamera karşısına oturum çok riskliyim şu an. Değil mi ya? Bir şey yoktur ya. Hatta şans adı. Şurada böyle. Bir de bir tanesi. Ama o da pump almış, damarlanmış. Ya da böyle iki taraftan da ayrı sarkmış. Ortası iki taraftan. Ulan adamın bütün şeyini bozduk ya. Neyse. Yok be. Valla arkadaşlar ben evet. Hayır abi hayır. 19'un rekan değil yani. Bir de en formsuz zamandayım. Onu da söyleyeyim. Hadi sen. Şimdi kaç kilosun? 110. Hadi bak, gel. Hadi Mert aman diyeyim. Daha, ya bak 140 da çıkartır. Ben bu canlıyım. Ne Türk kadı geç lan. Ya eyvallah ya. Burası senin bekarın baba. Daha büyük hakaret edemez daha bana. Çok iyi. Vallahi süper. Evet, evet, bence bunu böyle bırakalım. Peki. Bir sonraki gelen şey desin. Kim çalıştı burada? Şey, imza anlat buraya. E'leri. Aynen. Bir de fıtık bel kemeri buraya. Çıkartıyor muyuz? Hadi çıkartalım. Hadi ben de taşıyabildiğim kadarını şöyle belden alarak. Arkadaşlar, jim kültürü böyle bir şeydir. Ha öyle mi? Tamam. Bu da yayın kültürü. Evet, hadi bakalım gidiyoruz. Dur bakayım şu aynadan yansımaya. Bir de leg press mi? Acak yakma. Abi gözüküyoruz lan. Ben de kameraya basıyorum. Bak gözükmüyorum size. Aynaya geldik lan. Oh. Leg press mi? O zaman burada basıyoruz şu. Bacak mı gireceğiz? Evet. Hayır. Şey dal. Dumbbell. 10 mu yapacağız? Ha. 20, 30. 30. Yeter bence iyi. Aynen. Ayna karşısına alayım mı? Yok. Hayır sen ayna karşısında yap ben yandan çekeyim. Bence şöyle yapalım. Bence ayna karşısında yapalım yandan çekelim ya. Ha tamam.
Arkadaşlar Mert ise göstermek istediği bir şey var. Gelin. Üçümüz mü? Üçümüz birbirimize mi? Tamam. Bak şöyle size kadraj kasayım bak. Lanet olsun. O ağır olmuş olabilir. İyi lan bize koymaz ya. 5-5 mi taksak oğlum? 7 yapalım yeni tekrar. Ha öyle kısa az tekrar yapalım. 3x7 yapalım. Tamam. Beline korkuyorum ayak tepiyorsun ya. Şimdi şöyle yapalım. 10 tekrar yapacağım. Tamam. Sana vereceğim. Tamam. Dinlenme yok çünkü zaten siz yaparken ben dinlenmiş oluyorum. 3 kere döneceğiz. 10. Nasıl? Okey abi. Tam bir teamwork. Hadi bakalım. Dirsekleri oynatmıyorum. Beli oynatmıyorum. Tamam. 3, 4, 5, 7, 7, 8, sıyırırım tişörtü, 10. Sıyırsana bir görelim ya. Ya bu çocuk beni öldürecek. Ne yaptım ya? Bu çocuk, ya çok tatlısın ya. Şu an bir şey yapmadım. Ya. Abi ne yapayım? Bak, bak nasıl, ya neyse bunu sonra. Gördün değil mi? Gördün. Ne yaptın? Ya geç hadi oğlum biz kaç yaşında adamlarız lan artist. Tabii oğlum o normalde böyle aldı şöyle yaptı bak sonra hafif çapraza döndü. Hay Allah'ım ya. Hadi bakayım damarlar şişiyor hadi. Bas yanıyor kızlar hadi. Ay ay kollarını sıyıralım biraz. Ya benim kolum yok ya o kadar. Bak bak. Pek mütevazı. Baba. Ben hayatta bu kadar. Bu kolu herkes görmemeli. Bu kadar tanınan, bu kadar mütevazı bir insan bence Türkiye'de yaşamıyor. Bu kadar... Normalde de öyle yani gerçekten. Hakikaten. O yüzden seviyorsunuz zaten. 3, 4, 5, 6, 10 mu yapıyoruz? 7, 8, 9, 3, hadi bakayım bir göster kolları ya. 30 bin kişi beni kol söz kezlememiş. Lanet olsun, yılların emeği bir gözüksün. Yılların emeği. Baksana abi adam bir de şey yani. Hani body vücudu değil anladın mı? Dövüş vücudu yani. Parçalar adamı böyle. Şöyle kolum olsa var ya. 1 milyon borcum olsa. Yok be. Şimdi siz tabii ya önden de çok baksana. Bütün adamın kas parçasını sezebiliyoruz. Yavranı. Ne oldu? Hayat yani son 5 senenin en kötü formu değil şu anda. Ama Şubat'ta sen göreceksin. Başlıyoruz. Yine beraber. En kötü formum ne ya? Sporcu olmak böyle bir şey. Sekiz. Hadi koçum. 9. Formunu bozma. Koldan aslan. Ne o? Ver. Ne abi? Ya Twitch son zamanlarda bir reklam koyuyor ya. Bir de özellikle yıl sonu ve yıl başlarında reklam dönemi oluyor herhalde abi. Kaç? 8, 9, 10, ha! Gözleri kapat Chet. Gözleri kapat. Allah. Bel fıtığı atıyordu. Beğeniyorum kardeşim sana yapalım da. Ona İki bana yapsaydı yine bak yine sen diye. 3, 4, 5, 6, formu bozma. 7, kol göstermekle olmuyor. Ağırlıkla göster onu. Bas. Hop. İşte bu. Al abi. Şeyini, tuzunu, biberini tam koymuşsun. Birazcık kapat edelim. Evet, birazcık kapat. Bir. Kaç oldu şimdi? Üçüncü set. İki. Yani orada bitiyor. Üç. Harika. Dört. Vansiyle şey yapar kolları. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Ya, tamam mı? Tamam ya. Ay, o sakatlar sen bırak. Ne yapayım? Yere bırak abi. Ne bitti. Bununla daha bir işimiz yok. Şey yapalım. Ondan sonra toplarız. Tamam. İstersen bir... Nasıl yapalım? Devam edelim mi? Hammer curl yapalım. Bir hammer yapalım. Ondan sonra bitirelim. Yırtsın burayı biraz. Sonra ne yapacağız? Dövüş mü?
Sonra dövüşürüz. Dövüş, evet abi, dövüşe geçeriz ya. Ya da istiyorsan direkt dövüşe geçeceğim. Saat kaç? Saat de 11.20 geçmiş ha. 11.20 geçiyor. Evet. Muhabbet koy koy. İşte yayın böyle akıyor gidiyor, fark etmiyorsun. Vay be. You got them, motherfucker. Hey, kendinize bakın lanet olası pislikler. Götür bizi. Nereye lan? Kim lan o? Ha. Hayatım boyunca dövüş sporlarının merdiven altı sporları olmadığını ispatlamaya çalıştım ve salonun en üst katına gerektirdim. Vay vay vay, işte bu be. Bütün elitler merdiven altında ve biz yukarıdayız. Bu arada salonun gerçekten çok güzel ya. Allah nazarlardan saklasın bol kazançları. Atlama filesi var yani. Bak bu bir geçen hafta çektik. Aa, benim fotoğrafım. Atlayabiliyoruz oraya değil mi? Gel gel. Atlayayım mı? Atla bakayım. Düşmeyiz değil mi abi? Yok lan, düşmezsin. Atlıyorum. Sakatlandın mı lan? Nasıl? Bir şey oldu mu? Düşmeyiz değil mi diyor. Koçum benim. Aa, çok iyiydi. Hadi bakalım. İşte burayı bir görün istiyorum. Mr. Token. Yakışıyor ha. Ha? Düşünsene bir yerde maç yaptım ha, ar boksör oldum falan. Ben seni çalıştırdım. Ha? Keşke müsaade etse de vücudum. Bir düşmanı dövecek kadar şeyim vardı, sonra hastaneliyim işte. Düşman da tabii senin gibi değil. Bura ayakkabısız. Burası ayakkabısız, kural. Bunu sokalım o zaman. Sen oraya sok onu, ben de geliyorum. Evet. Öncelikle. Ortada duran, sen, burada mikrofonun sende olması, evet, daha iyi. Peki. Bizim bir önemimiz yok. Sizin burada soracağınız bir şey var mı, yoksa ben bir şey anlatayım? Baba bu çocuklar şeyi merak eder. Hı. Hani. Ya bu hareketler. Gel sen sarılacağım ya. Ya hareket. Ya mesela abi. Olur olur. Bir tane böyle ufak vur bak tekme. Ben bir şey. Böyle... Orada taş gibi. Ha var. Bu kondisyon, tamam, bu kondisyonlu halim değil. Vur biraz vur ya. Bu da sert ha. Düşüyormuşum. Dur lan diyorum, böyle düşündüm. Bir kırarız ya. Kırarız ya. Ya şey bu, yani şeyi bu bence göster. Çözüm evet. Kesin pardon. Estağfurullah lütfen. Yani boğma tekniği. Boğma. Abi şimdi bir şey. Ben söyleyeyim mi bir şey? Gel, ha söyle. Gerçek hayatta. Evet. En önemli 3 hareket mi denir? Ne denir yani? Yani kendini korumak için mi? Kendini korumak için. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Çoklu saldırıya uğrarsan eğer, jiu-jitsu yapman imkansız. Çünkü niye? Adamla yerde boğuşurken başkaları gelip sana zarar verebilir. Ama birebir dövüşürken en önemli şeylerden tanesi bence jiu-jitsu. Çünkü niye? Karşıdakinin ne kadar iyi yumruk attığı ya da şansa nasıl iyi yumruk atacağını bilemezsin. Bir adam eğer yer dövüşü bilmiyorsa, o adamı yere düşürdüğün zaman kaplumbağayı ters koymuş gibi oluyorsun. Tamam mı? O yüzden ben yerde çok fazla dövüş yaptığım için karşıma 100 kilo bir adam gelse, ki hiç kavga etmiyorum normalde, öyle bir avram yok biliyorsunuz, ama 100 kilo bir adam gelse, tamam mı? Günün sonunda ben ona çok sert bir yumruk atabilirim. Niye gülüyorsunuz ama, değil mi? Allah'ım ya. Kariyer. Chat çok inandı yani. İnandı mı? Ha, okay. Ya kardeş. Aynen. Ben adama vurabilirim, o bana vurabilir falan. Böyle lucky shot dediğimiz şeyler var yani, şansa yumruklar falan. Bunlar riskli. Ama adamı yere düşürdüğüm zaman bütün kontrol bende, tamam mı? İstersen bir tane yere düşürme hareketi göstereyim. Mesela. Heh. Şunu sana vereyim ama. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi ben jiu-jitsu yapıyorum. Geri geldim. Ben jiu-jitsu yapıyorum. Ama şöyle yapayım. Güreş yaptım, jiu-jitsu yaptım, birçok şey yaptım. Mesela... Nasıl tetikledim seni? Abi evet, çok tetikledi. Oğlum adam eğitmen şu an. Adam, seni dövmeyecek yani. Şöyle. Şimdi... çift dalma göstereyim, tamam mı? Çift dalma. Peki geçti de bir de çifte aynen geçti olsun. Aynen, tamam. Bu tamam. Güreş hareketi. Judocular da yapıyor, jiu-jitsucular da yapıyor. Tamam, ben çok seviyorum. Niye bunu gösteriyorum? MMA yaparken mesela hep adamlar beni ayakta bitirmeye çalışıyordu. Ben ne yapıyordum? Doğru zamanı bulup yere indirmeye çalışıyordum. Tabii. Bunun için de adam bana vururken ben adamı yere düşürüyorum. Şimdi biz nasıl başlayacağız mesela? Diyelim ki ben sana bir LLS yaptım, güreşiyoruz, tamam mı? Direkt güreşten başlıyorum. Bekleyin, bir siz yapın, ben kadraja bakayım. Ben şimdi seni indirip böyle yere doğru çekiyorum, tamam mı? Dengem gitti. Aynen öyle. Sen ne yapmak istiyorsun? Geriye gelmek. Aynen öyle, geriye gelmek istiyorum. Tamam mı? Bu aslında baktığın zaman biraz satrançla oynuyorum seninle, tamam mı? Tamam. Çünkü her şeyi güçle çözemem yani. Aynen. Beyin. Aynen. Şimdi bak buradayım. Tamam mı? Seni yere doğru indiriyorum. Geriye geldim. Şimdi sen geri geldin. Bak hemen ben aşağı geldim. Ha. Bak hoppa. Seni yere indirdim, tamam mı? Şimdi biraz yavaş göstereyim anlasınlar. Bunu
Evde değil de minder olan. Evde denemeyin. Bu yani spor amaçlı. Ama minder olan, kum olan yerde, çim olan yerde deneyebilirsin de, tamam mı? Şimdi ne yaptım? Sen ilk başta buradaydın. Ama burada dalsam sen defans yapabilirsin bana, tamam mı? Ama önce seni aşağı indirdim. Sen yukarı çıktığın zaman ne yapıyorsun? O anda girdim. Tamam. Ayakları gözüküyor mu Türkan burada? Gözüküyor. Bak ayakları tuttum arkasını, tamam mı? Kafam vücudun yanında hemen. Tamam mı? Ayağa kalkıyor. Ya bırak bak. Yumruk atıyor bana bak. Isır ısır. Boynunu anda, ısır. Tamam mı? Ayağa kalktığım anda sağ ayağımı ayağın yanına koyacağım. Kafamla seni düşüreceğim bak. Hop. Ay senin canın yanmayacak şimdi böyle. Canım yanmıyor. Ya bunu niye gösteriyorsun? Sen iyi. UFC oynuyorsun ya. Adamları böyle ayak ağa düşüyor. Sen onu göstermeye çalışıyorum aslında. Ben de diyorum ki ayağı... ısır ısır diyorum. Şurası ısır diyor değil mi? Yanlış anlamaya başka bir şey yapmıyorum. Isır diyorum. Ne bileyim abi küsüyorsun falan. Ben şimdi sana deneyim mi? Değeceksin. Ama yavaş başlayalım. Çünkü tamam şimdi önce teknik olarak indirdim ya, tamam mı? Ben ne yapıyorum? Kontrol etmek istemiyorum. Geri kaç. Kaçıyorum. Sen dizine üzerine aşağı gel. Hop bu. Bir ayağını kaldır. Yana doğru aç. Şöyle. Bu çünkü senin gücün. Biraz daha geri doğru. Tamam. Bak şimdi ellerin dizlerinin arkasında. Kafan dimdik burada. Tamam mı? Şimdi squat hareketi biliyorsun, tamam mı? Aha. Ayağa kalktığın zaman bu ayağını, ayağını hemen yanına koyuyorsun. Tamam. Anladın değil mi? Hemen yanına koyuyorsun. Beni kaldıracaksın ve kafanla iteceksin. Tamam abi. Hazır mısın? Evet. Kalk ayağa, ayağımı yanına koy. Hayır yanına. Buraya. Şöyle. Şimdi, aynen, aynen. Kaldır beni, kafam döndüm. Güzel ayırırsın, sorun yok abi. Ama o kadar kaldırmaya gerek yok. Ne biliyorsun? Adamın ayağı şu kadardan kalktığı anda da düşebilirsin. Ha direkt atayım diyorsun. Bu kadar kaldırmaya gerek yok güç harcamada. Ben ayaklarını şu kadar yerden kesiyorum. Yerden kesmesi yeterli diyor. Evet, hadi gel. İndir şimdi beni. Bu arada yemin ediyorum ilk defa öğretiyorum Mert. Evet, ilk defa. Bu önemli bir şey yani. Hop. Bum. Çekti. Ben yukarı geldim. Daldım. Dal. Hop. Bum. Hop. Bum. Harika. Süper. Hızlı öğretirim Mert. Eyvallah. Hızlı da öğreniyor. Şu an çift dalma yaptın ya. Bu güreş hareketi. Bu çift dalma. Evet. Şimdi bir şey daha yapalım. Bu da bence eğlenceli. Orada dizi yemiyor mu? Ama çok hızlı hareket ediyorsun abi. Çok hızlı hareket ediyorsun. Yiyebilirsin bu arada. Öyle bir garanti yok. Günün sonunda bir satranç gibi ben bir şey. Ben geçen şey gördüm birinin dövüşü. Adam böyle yumruk yiyor. Şöyle yapıyor hani şey yapmış gibi ondan sonra. Sonra vuruyor. Adam yürüyor bir korkuyor. Vuruyor. Tepede direkt. Fake atıyor yani. He aa yapıyor ondan sonra. Pat diye evet. Bir koyuyor. Çok. Çift dalma tek dalması var mı? Şimdi mesela şu öyle bir şey yapalım. Şimdi mesela ben ilk hareketi gösterirken sana ne yapıyorum? Ben böyle bunu takarım. Vay 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 vay. Vay, vay. Uçacak. O ne emeklerle alınmış. İşte hakaret mi, hakaret mi diye soracağım. Hakaret olur mu? Sen benim canım ciğerimsin ya. Bakayım. Bu Abu Dhabi şampiyonası. Aynen. 2020. National Pro 2021-2022 bronz madalya. Gold yok mu ya? Bu, bunların hepsi senin mi? Çoğu benim. He. Bazı öğrencilerimin. Ama bunun 3 katı kadar daha madalya vardı. Ben bu eski spor salonunda buraya taşırken... Kaybettim. Suriye'nin birileri çaldı abi. Ha. Sonra ben bunları da adamların evinden buldum. Diğerlerini satmışlar. Evinden buldum. Valla bunlar geri kalmış. Acaba o evden onları nasıl aldınız? Ben evet. Dinleyelim. Bu madalyaların hepsinin kökeninde yatan gücümü gösterdim diye. Onu anlatamayacağım. Ama çok güzel madalya şeyler var. Naga var. Avrupa şampiyonları var. Brezilya'da Nations'a gitmiştim. Brezilya Nations. O zaman bırak orada... Jiu-Jitsu kemerlerin bunlar. Şunlar, senin mi? Şunlar çocuk jiu-jitsu kemerleri. Ha çocuk. Benim kemerim siyah. Danmanı var mı onlarda? Siyahlı 6 sene geçtiği için de ikinci dan siyah. Ha ikinci dan. Oluyor. Ya ben bayağıdır jiu-jitsu. Ben aikido kahverengi. Kendi siyah kuşaklarım var. Harbi mi? Evet. Öğrencin yani. Tabii kendi çok siyah kuşağım var yani. Bugüne kadar jiu-jitsu yapmış. Binlerce öğrenci. Şimdi öğrencin siyah kuşak ikinci dan geldiğinde seni dövüyor mu? Yani dövüyor mu şöyle. Tam ustanın, apaçı sorularım var. Bir ustanın usta olması için bir kere kendinden daha iyi adamlar yetişmesi lazım. Ben şu an 41 yaşında olduğum için ve benim şu anda gerçekten öğrencilerim benimle antrenman yaparken bence %100 yapmıyorlar saygılarından. İşte çok önemli. Böyle bir ama sadece saygı da değil, psikolojik bir şey de var. Mesela herif beni yenebilecekken adıma yani bazen diyorum ki hani yapabilirdin, olmadı falan diyor. Yani o, onun gözünde ben bir noktada olduğum bence için, kıymetlisi de o. Evet, yapamıyorum. O respect yani. Çok önemli. Evet, yani. Ama ben %100 eminim. Çünkü yaş da burada önemli bir şey. Tabii. Benim yetiştirdiğim birçok öğrenci eminim beni domine edebilecek pozisyonlara getirirler. Hani bugüne kadar çok ciddi böyle helal olsun şey olmadı ama eminim yapabilirler yani. Belki de mütevaziliğinden böyle söylüyor. Hepsini içebilirler yani bilemeyiz tabii. Gülüyor bir daha de. Daha tepetmedim. Daha tepetmedim ama böyle yapabilirler. Şimdi deminki harekette şöyle bir şey yaptık.
Enseni tuttum seni, tamam mı? Ben siz konuşurken bir böyle tutuyorum orada, farkında olmadım. Ya, bak böyle enseni tuttum, tamam mı? Ense nedir abi? Biz çocukken yaparlar ya böyle işte, gel koçum falan, ense falan filan. Günün sonunda ense, tamam mı? Bizim böyle birbirimizi kontrol ettiğimiz bir yer ya. Birinin benim ensemi tutmasını istemiyorum ben, tamam mı? O yüzden şu hareketi yapacağız. Koruyacaksın yani. Aynen öyle, bak şimdi ne yapacağız? Sen diyelim ki benim ensemi tutmaya çalışıyorsun, tamam mı? Bak elimi bu açıyorum, tamam mı? Bunu arm drag diyoruz. Arm drag. Daha önce sana bunu göstermiştim bir kere. Evet. Dürüst olayım, tamam mı? Tuğkan çünkü full böyle organik ve kendi olduğu için ben de onun kanında. Evet. Onun... Bizim tayfa öyle tayfa. Aynen, aynen öyle. Onu Tuğkan'dan öğrendim yani. Full doğal. Buradayım, tamam mı? Bunu döndürüyorum, tamam mı? Bunu döndürüyorum. Ve dirseğimi kendi elimin omzuna doğru çekiyorum. Çok enteresan büyük hareketler yapmaya gerek yok. Ben hiçbir şey yapmadım. Yapmadın mı? Vallahi hiçbir şey yapmadım. Çok güçlüyüm ben. Bak, omzumu omuza getirdim, tamam mı? Şimdi bu seni kontrol ettiğim bir yer. Tamam. Aslında buradayken ben sana dalmaya çalışsam bu elinde beni bökebilirdin, tamam mı? Ben ne yapmış oldum? Şu hareketle bu eli ortadan kaldırdım, tamam mı? Bir daha yap ensemi. Tak, tak. Şimdi kafamla buraya giriyorum. Ve elimle de buraya giriyorum, tamam mı? Bak. Şimdi buradan çıkmaya çalış mesela. Görüyor musun? Sadece, bak sadece bununla. İmkansız. Aynen, bak sadece bunu tutarak evet. Ve kafamı yukarı bastırarak sana çok ciddi. Bu arada kendimi zorlasam zaten göğsüm bana batmaya evet, başlıyor. Bak görüyor musun? Şu an böyle evet. Bunu aşağı çekiyorum, bunu yukarı çekiyorum. Söyleyelim şöyle. Zorlasam yani direkt göğsüm batıyor. O Tuğkan'ın bir şey söylediğini duydum, merak etme. Sonra bacağını alıyorum, bak bacağını alıyorum, tamam. Tamam mı? Gitti zaten, bütün buraya. Dengen gitti. Aynen. Şu an. Şimdi bu artık bacağım bende, onu bırakabilirim, tamam mı? Tamam. Şimdi... Ben ne yapabilirim şu an? Bir şey yapamam. Bak. Jiu-Jitsu'da her şeyin counter'ı vardır. Nasıl çıkman gerektiğini bilmen lazım. Ertan Balabane. Şimdi buradayım. Bak buradayım. Bu kolum burada. Bu kolum beline gidiyor. Buraya geldim. Tamam mı? Dizimle de ben bunu ezberliğine kadar dayak yerim daha iyi. Oo, tamam, ne oldu? Sen bizi hiç bunu bu aşamaya getirmemiş. Bu aşamaya sen hep çekip indirmeyi tabii, falan. Tabii. Ya da bacağım bendeyken, bak buradayken bacağın, tamam mı? Şöyle bir yuvarlak adım atıyordum. O zaman da yere düşüyorsun. Sen bunu UFC'de görüyorsun da oynarken. Evet, evet. Bunları yapıyorlar. Single leg, tamam mı? Şimdi bayağı bunlar iyiymiş. Rakip yere düşürme hareketleri. Şimdi yere gel. Böyle mi? Yok şöyle. Şimdi sen... Ben Göktuğ'un videosunda görmüşsünüzdür. Denge. Dur bekle, bu kadrajı hazırlamam lazım arkadaşlar. Burası önemli, bak bu bilgi. Şimdi rakip yerine... Ben yere düşürdüm. Tamam. Side control'a geldim, tamam mı? Şimdi burada kontrol etmem gereken yerler var. Yerde rakibi. Birincisi kalça. Bacağımı buraya koyacağım. Boşluk yapmamanı isteyeceğim. Çünkü sen boşluk yaratırsan çıkarsın. İkincisi bu kolumu kolun altına sokacağım. Underhook. Üçüncüsü de kafan. Tamam mı? Ben seni tutmaya çalışacağım. Çok sert değil. Sen de çıkmaya çalışacaksın. Ben peki zorlayayım mı? Tabii ki. Çıkıyor, çıkarmış. Ben kanka de... hafiften zorlayınca çıkacaksın sanki. Ertan Balaban unfollow. Abonelikten çık. Her şey bitiyor abi. Tamam. Orada bir şey hissetsem ben de şey, dalarım. Tuğkan'ın kanala katılıyorum diye böyle abi takipçi gelir falan filan. Bir çıkıyorum 60 bin takipçi. Eksilmiş. Tamam. Şimdi bak buraya geliyorum, tamam mı? Kafayı kontrol ediyorum, tamam mı? Andruk'u aldım. Dizimi buraya koydum. Tamam mı? Dizimi buraya koydum. Bu kolda kontrol ettim. Buradan bile anlaşılıyor. Boş şey desteğin yok tamam, şu an. Tamam, şu an ben kurtulmaya mı çalışayım Ertan? Çalış. İmkansız. Şimdi burada eğer bir şey istersen böyle yapabilirsin, tamam mı? Tamam. Nefesini kesersin, tamam mı? Okey. Zorlayayım mı? Zorla. Şimdi basmıyorum daha. Nasıl basmıyorsun? Eğer basarsan... Nasıl basmıyorum? Ha. Şimdi anladım. Nefesin gitti değil mi? Evet. Buram direkt iptal oluyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Benim ustalığım fitness değil bu. Bir şey söyleyeceğim. Sen şu an Mert'in pozisyonunda olsan, tamam, ben de üstünde olsam... Ne yaparsın göstereyim, öyle bir şeyde? Yavaş göstereyim, anlasana sonra... O yüzden ben onu denemek için değil. Yok, ben gelmeyeceğim ya sana. Sen gel. Örnek verdim. Şimdi ben ne yapıyorum? Bütün boşlukları doldurmaya çalışıyorum, tamam mı? Gel bak benim gibi yap. Bütün boşlukları, tamam mı? Dizlerini de getiriyorlar, aynen. Şöyle mi? Yerdekinin İnşallah yaptığı şey de boşluk yaratma. Tamam. Şimdi sen beni tutmaya çalış. Ben sana zarar vermeden çıkmaya çalışacağım, tamam mı? Çıkarsın abi. Hayır ya, ama teknik olarak tamam. Göstereceğim, tamam mı? Tüm gücünle mi deneyeyim? Tüm gücünle dene. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Go. Bak ama bir detay söyleyeyim mi? Bir detay... Pardon. Lütfen. Özür dilerim. Buyurun hocam. Deneyim mi? Rica ediyorum. Bak gaza gel, dur denesin bakayım. Hadi gel. Dirseğini koydurtma, dirseğini koydurtma. Çok hayır iyi. Hayır abi, imkansız. Onu yapamaz. Hayır bak, dikkat doğru et. Doğru söylüyor ama. Gökalaf da sen de üstteki kişi... Bak hiçbir kafam zaman... Kafamı kontrol et, evet. Dur bir denesin. Görüyor mu kamera bu arada? Şu kolunu boşaltmaman lazım, görüyor musun? Tamam abi ben şimdi...
Şu anda kafanla bastır okul. Tamam. Kafanla bastır okul. Çözdüm, hiçbir şekilde kurtulamayacağım. Hadi koçum. Kurtaramaz mıyım? Hadi tamam peki. Şu yüzüğü döveceksin hadi. Hazır mısın? Hazırım. Go. Siktirin gideyim başlar. Gidek amına koyayım. Biraz drip giderim boş yerin. Kapat salonu kapat. Çık çık. Oh son anda. Evet son hocam. Bak abi Ertan abi de şöyle bir şey yapıyorsun. Sen normalde mesela biz ne yaparız nefessiz bırakmak için atıyorum burayı falan sıkarsın evet, ya. Evet. Ertan abi omzuyla göğsünü. Göğsünü. Öyle bir bas ya göğsünü. Ha, rengi değişti. Öyle bir baskı. Zaten ben bir yere gördüm kıpkırmızıydı orada. Ciğerini açamıyorsun yani. İşte. Çünkü ve ama hakimim yani. Full refleks bunlar. Tabii yani. Hesaplamıyor. O, tabii yok. Bayağı 25 senedir yapıyorum ama. Yani ben seni orada yere baskılıyorum. Ve ne yapıyorum? Gel göstereyim onu. Bunu da görsünler. Şimdi bak. Mesela buradaydın ya daha bak, evet. Şimdi bak burada kalçam yerdeyken ağırlığımı yer taşıyor. Doğru. Şu an evet şu an bir bak, şey yok. Şimdi o zaman sen kaçmaya çalışırken güç üretebiliyorsun. Bak, görüyor musun? Aynen. Şimdi bak ben dirseğini alıyorum. Tamam. Biraz üzerine geliyorum. Yere basıyorum. Bak şu an. Kaç. Kaç. Bas bas bir şey olmaz. İmkansız abi. Ya çok denemek istiyorum da işte hiçbir şey yapamayacağım biliyorum da sakatlanacağım. %100 yapmıyorum bak. Hafif tutuyorum yani konuşabilirim aslında sende. Sen hiçbir şey yapmadın onu şu an yoruyorsun. Tabii, öldürüyorsun tabii, çok yoruyorum. Peki sen şu an burada olsan ona göster ne yapardın? Göstereyim. Bak mantık hep aynı. Mantık hep aynı. Şöyle. Ben üstteyken. Nefes al. Boşlukları kapatmaya çalışıyorum. Tamam. Ben alttayken. Boşluk yaratmaya çalışıyorsun. Bravo. Gel bak. Şimdi tut. Şu an şu iyi mi? İyi. Bak şimdi ne yapıyorum? Go. Bütün gücünde bak. Bak elimi buraya koydum, buraya koydum. Bak boşluk. İşte sen imkansız. Onu evet. O koy o nasıl çıkacağını biliyor sen. Konuşarak yaptın farkında mısın? Evet bir de peki bir tut bakayım lan şunu. İmkansız abi. Bana abanma abi. Benim bir abayım ama bir şey yok. Gerçekten kendisi yok yok bir şey olmaz. Biraz daha şöyle girelim. Kontrol edeyim istiyorsanız. Yok yok bir şey yok. Şimdi az önceki elini buraya koydun ya bir şey göstereceğim. Evet. Şimdi bak sen normalde böyle. Sen de öyle. Yok yok sağ ol. Evet. Şimdi sen böyle buraya koydun. Ağırmış ha. Pardon. Yok lan gel razı ol. Şimdi evet. O az önce elini buraya koydun evet. Benim, onu evet. Belden ittin. Evet. Benim orada normalde buna müdahale etmem evet, gerekiyor. Evet onu tutman gerekiyor. Ama tut. Derken işte. Tut. Ne yapayım şu an? Mesela tut bir dirseğimi. Tut. Hadi hayır öyle değil. Şöyle tut dirseğimi. Bak yukarı doğru çek. Ben onu yapıyorum Mert'e. Yukarı doğru çek dirseğimi. Vücudunu aşağı bastır. Ha. Bastır. Hop, gördün mü bak. Bak abi. Ne yaşıyor nasıl arttı? Ne yapıyor biliyor musun aslında? Biz. Kendimle sıkıştırıyor beni. Biz normalde elini oraya koyduğunda senin beline. O eli itmesi gerektiğini düşünmüştüm. Evet. Ama o ne diyor? Elini çek. Zıt tarafa itmek yerine çekip. Çek. Ağırlığını evet. Yani gücünü evet. Tam tersi i̇şte kullanmak ya, onun istiyor. Onun gücünü. Çok canını yakmam. Ya. Söz. Hayatta canını yakmam. Yok ya canım önemli. Sen de kaçmaya şimdi ne zaman belini atıyor biliyor musun? Kaçmaya çalışırsın. Kaçmayacağım işte. Kaçmaya çalışma. Ben sana sadece hissiyatını vereyim. Dizlerini kaldır. Bak şimdi. Buradayım. Tamam. Sen burada dursan ağrım üzerine değil. Okey. Bak bunu aldım. Yukarı çektim. Biraz üzerine geldim. Yere bastım. Evet. Görüyor musun? Aynen. Görüyor musun? Bak şu anda bedenim, senin bedenin yere basıyor. O zaman benim mantıken seni uzaklaş diyor. Ama mesela böyle şeyler yaparsan da şu tehlikeli. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Deminki gibi yap. Yani böyle. Bu sefer mesela ben bunu buraya koyuyorum. Buraya geçiyorum. Bu sefer seni burada. Allah bana. Yani elini kolunu oynatmak da şöyle riskli. Çok fazla. Evet. Arayı açıyorsun. Submission'lara gidebiliyor. Bir şey daha göstereyim sana. Bak bu. Ya abi. Bireysel silahlandırmaya. Yok. Bu var ya ama satranç gibi bir öğrensen. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Gel bak yere. Arkadaşlar güçmüş kafa, evet. Zeka, evet, anatomi. Evet. Hayır. Eve hırsız girse ben adamı yere düşürsem ilk yapacağım şeyi sana söyleyeyim. Kesin yere düşürür. Ve neon dostanek yaparım. Direkt belli zaten. Çıkamazsın değil mi? Evet. Ülkeden. Amerika'da polisler biraz bunu yapıyor ve bazen de ayarı kaçırıyorlar. Ben polisler jüz yapıyor. Şimdi ben bunu niye yapıyorum? Bir. Yine burada baskı yapmak için. Bak kolunu alabilirim. Dizimi buraya koyabilirim. Direkt ölürsün bu. Nefes kaç. Abi kaçama. Kaç. Ve baskı hep artı. Kansız. Şimdi bak. Bir bu. İki bak adama vurabilirim. Tamam mı? Her zaman side control gelebilirim. Yani side control burası. Hep oraya gidebilirim. Tamam mı? Tamam. Adamla konuşabilirim. Tamam mı? Adam ne yapacak kaçmak için? Şunu itmeye çalışacak. Aynen. Ben dirseğini alıp kolunu alabilirim. Bak. Oo. Şimdi bak kolunu aldım ya. İptal. Bak bileğini tutuyorum. Kırabilir şu an. Sağ elim serbestte değil mi?
Benim mi? Sağ elin serbest değil mi? Evet. Şimdi dizi kalfını ısır. Baskı hissettiğin anda böyle yap, tamam mı? Tamam abi. Ya hissetmedim abi. Bak yapalım. Şimdi bak. Turkan izle. Önden koruma yaptı. Turkan izle. İki tane parmak. Mert. Oh. Siktir. İki parmak, göte parmak atar bir adam bilek kırıyor lan. Gel kardeşim. Gel. Çok iyi ya. Yani vallahi bu olay tamamen. Yıllarına sağlık ya. Teknikle ilgili. Gördüğünüz gibi ben 90 kilo. 41 yaşında çok kaslı olmayan bir adamım. Ama çok kaslı ya. İyi bildiğim için teknikleri. Bir insan nasıl pin edeceğimi. Nasıl dirseklerini. Senin için bu artık işte bizim oynadığımız oyunlar gibi. O aynen öyle. Patır patır patır. Ama UFC'de de tokatladık. Ya, UFC'de vardı Ertan abi yendik. Herkesin bir alanı var. Ben bile yendiysem o. Ama onu biraz antrenman yapacağım. Ama UFC oynamanın güzelliği onunla şu. Abi adam her şeye hakim olduğu için. Olaya bizim gibi ben bunu nasıl nakavtlarım diye bakarken o hep hareketlerle yorumluyor. O çok güzel işte. Öğrenip sizi orada bitireceğim. Bu arada bir öğrense hiçbirimizi yenemeyiz. Bu arada oyuna oynamaya başladım ben sayende. Detroit. Şu an Detroit oynuyor Ertan abi. Şu an Detroit'te bulaşıkları temizliyorum. Dün gece WhatsApp'ta yazdı. Ya. Boş boş evi temizliyorum. Ama abi, oyun daha başlamamış. Abi arkadaşların yanı şu, yani şu güzel bir şey. Hep birbirine bir şey katıyorsunuz. Şimdi ben onun hayatında mesela dövüş sporlarını anlatıyorum. İşte fitness yaptırıyorum ona. Kardiyo nedir falan anlatıyorum. Ondan da bir şeyler almaya çalışıyorum. Zaten insan olarak illaki ikisinden de alıyorum. Ama onun dışında bazı böyle hani onların çok iyi bildiği şeyler var ya, oyun. Dedim ki ya beyler en azından hayatıma bir şey sokun. Oyun mu oyun sokun. Tamam Detroit'le başla dedi. Egzotik hayvanlar da var daha. Dur tamam, bakalım. Onları evet, sıra sıra bitireceğim. Çiyan, inşallah. Tarantula. Aynen, herkes uyuduktan sonra evde kapkaranlık oynayacağım onları inşallah. Valla tekrar saat kaç oldu? Geç de oldu. Son adam bir şeyi gösterek ne? Ya. Bir de boğmayı göster. Evet. Makaledon mu? Neydi lan o? Mateleon. Mateleon. Sen bunu bana ver sen de. Çok korkuyorum belimden. Leon aslan demek. Mata boğan demek. Aslan boğan demek. Mateleon. Kangal. Ayı boğan. Dizlerin üzerine gel istersen. Orada göstereyim. Bak şöyle dön. Evet. Şimdi Mateleon yaparken de tabii ki yerde başka pozisyonlarda yapıyoruz ama burada siz iyi görün diye bunu yapıyorum. Şimdi elimi kolumu uzatmak çok riskli, tamam mı? Niye? Çünkü karşımdaki insan dövüşmeyi biliyorsa ya, tamam mı? Aynen. Mesela ben de elimi uzattım diyor, tutabilir. Tamam mı? Ya da bunu uzattım, tutabilir. Bu sefer ne oluyor? Çok sıkı tutacağı için UFC'de de bu oluyor bu arada. Kurtulamaz. Kurtulamıyorum ya. Kurtulmak zor oluyor. Bunu tutuyorum, bunu çekiyorum falan zor oluyor. Hı hı. O yüzden bir kere hareket yapmadan önce kollarımı kesinlikle rakibe vermemeliyim. Tamam. İki parmağımı çenesinin altına koyup buradan buraya doğru geçiyorum bak. Yani onun aslında o anda kolumu tutması çok İmkansız. Zor. Diyelim ki çenesi aşağıda ve jiu-jitsu yapıyoruz. Çünkü eğer bu adam jiu-jitsu biliyorsa şöyle çenesini koruyacaktır. O zaman andan tutuyorum. Bedenimle böyle onu açıyorum. Öyle sokuyorum, tamam mı? Alın zaten kafanın en şeyi alanı değil mi? Aynen. Bak dirseğim, tamam mı? Çenenin hemen altında oluyor. Hı-hı. Neden? Boşluk. Çünkü evet boşlukları dolduruyorum. Ve insan buradan boğulmaz. Yani şöyle boğulmaz bu insan. Hı-hı. Buradan boğulur. Çünkü burada çevirebiliyor mu? Beyine, hayır çevirebildiğin için değil. Beyine giden damarlar burada. Yani tıkanıyor. Oksijeni buraya taşıyor. Ben buradaki iki damarı kapatırsam eğer ne oluyor? Bir süre oksijen gitmiyor oraya. O da tamam, zaten karartıyor herhalde. Tabii o da karartıyor. Buradan geldim. Tak koydum. Bak dirseğim burada. Yine aynı şekilde diğer eli vermiyorum. Bunu buraya soktum buraya. Tamam mı? Tam kilitledikten sonra bak şimdi hafif nefes alacağım. Tamam mı? Ve dirseğimi göğsüne bastıracağım. Hazır mısın? Çok evet, hafif. Evet hazırım abi. Uzaktan izleyenler diyor ki yüksek ya boynunu sıkıyor. Hayır abi. Hayır. Buradan baskılıyor direkt. Şöyle. Burayı da kilitliyor dolayı. Aynen. Değil mi? Şöyle. Yanlış bilgi veriyorum. Dirseğimi aşağı bastırıyorum. Ellerimi kapatıyorum. Zaten ve göğsümü de şişiriyorsun. Yaparak bütün yani sen şey gibi düşün. Bir kavanozun içinde taşları döküyorum. Sonra kum döküyorum. Sonra su döküyorum. Boşluk yok. Bayağı bildiğin beni presliyorsun abi. Bayağıdır ders vermiyordum. Çok pis gaza geldim. Bana da alttan vurup bırakıyormuş. Kaç yıldır ders vermiyorum ama 20 yıl bunu yaptım yani. Bap, Miami'de bir de seminer verleşimim var yani. Peki ben bu, bak şimdi dirseğimi aşağı bastırıyorum, göğsümü şişiriyorum. Görüyor musun? Ben ne yapmalıyım orada? Sen bir kere kesin. Buna yakalanmaman lazım. Ya bu şöyle bak şimdi, satranç öğretiyorum diyeyim sana. Tamam, ben sana şahmat yapıyorum diyeceksin, ben ne yapmalıyım şimdi? Evet. Olay ne biliyor musun? Herkesin belli asetleri var, tamam mı? Arsenalinde hareketler var. Bende de var, sende de var. Karşılıklı buna oynarken kötü pozisyona düşmemeye çalışacaksın. Anladım. Eğer kötü pozisyona düşersen adamın ne yapacağını bildiğin için oradan çıkmaya ve öncelikle submit olmamaya. Nasıl submit oluyorsun? Ya eklem yerlerini kilitliyor ya da seni boğuyor iki şekilde. Bunları ona vermemeye. Yani atıyorum buradasın, kolunu uzattın. Yani bu aslında şahmat. Tabii, bu işin çok şahmatı. Böyle dirseklerinin yakın olması lazım birbirine, vermemen lazım. Bu biraz satranç gibi bir şey ama ben orada ne yapıyorum? Biraz göreceli dediği gibi. Oyunu iyi oynaman gerekiyor yani, tamam mı?
Bu oyun gibi ama değil mi? Evet, çok ilginç. Çok yani. Güzel. Aslında çok güzel bir uğraş ya. Yani konu dövüş deyince insanların aklına kilitledim, boğdum falan. Abi bir sürü hesap, kitap, matematik dönüyor ya. Çok teknik. Bir de zeka oyunu ya. Tabii canım. Hepsi öyle. Yani atakla karşı atak hep sürekli oyun birbirinin var. Oyunu var yani. Gerçekten. Strateji çok önemli dövüşte. Geçen işte denedik Ertan abiyle, dedim Ertan abiye işte bir saniyede beni yok etti. Harbiden de yok. İki salise sürdü ama. Salisesi. Çok ilginç bir şey yani. Ve şunu da görüyorsun. Karşındaki insan eğer bilgi sahibi ise aslında sana zarar vermeden bunu yapabiliyor. Tabii. Ya ben kalktı sana zarar verip bunu yapsam ölürüm. Zaten... Bir de bu adamın sokakta sana zarar vermek istediğini düşün. Abi evet ya. Yarraydın ama. Harbi şey gibi yani hani. Bildiğin o boss geliyor ya son. Çığlık atarak kaçarsın artık. Kaçarsın yani. Biz de canım şey değiliz ya. Bir de hiçbiri yemez yani. Biz de... Ertan bizi bak çok az. İki adım geri atıyor. Hemen deniyor. Ya tetikle. Bu kadar korkma Ertan. Ertan numara verin abi. Bu kadar korkma ya. Öyle şey... Ben bir de bazen çok el kol şakası yapıyorum. Bazen arada böyle alıyor beni böyle. Tamam lan diyorum hemen dur. Ama gerçekten genel kuvvetin var senin çok fazla. Eyvallah. Bir de aslında güreşmeyi çok ben sevdiğini, sokakta dövüştüm daha çok. Gözlerinden anlıyorum, cadde çocuğusun o. Yapı kredinin önünde ya evet ama yapmışsın. Şimdi arkadaşlar herkes yerini bilecek, anladın mı? Yani şimdi bu şey gibi Namık Ekin neyi yapıyorsunuz? Adama diyorsun ki ben keleşte çok iyiydim. Bunun gibi, bunun gibi bir şey bu. Yani dedim ya. Ha ben hatırlıyorum hocam. İyiydim ama. Yok ama orada ona dedim ben. Abi dedim 3 yani. Denetlemeden yapmışım 3 düşü. Rozeti vermişler baba. Ama adam içinden dedim ki. Namık Hoca'yla... Havuzun içinde şaptana vurdum muz yedim. Havuzun içinde muz yedim evet. Niye? Ya işte o satlar suyun içinde çok uzun süre kaldığı zaman suyun içinde yemek zorunda kalıyorlarmış. Bana havuzun içinde suyu tahliye edip... Yersin ya. Ya. Kolay değil de o kadar. Değil mi? Su yutabilirsin yani. Ne yapacaksın? Oğlum onu böyle deliksiz evet. Sokacaksın. Aynen. Deliksiz sokacaksın sonra... Aynen doğru ama. Değil mi? Ağzını alıp herhalde. Aynen. Ama gerisi ne yapayım? Açık olduğu şeyler gibi. Videoyu izleyin. Bir tane görüntülenme gelsin. O gerçekten acayip adam yani. Bir şey söyleyeceğim. Billurlara vurdun mu? Benim mi? Evet. Namık Hoca. Biz onda bir tane judo videosu çektik. Kavgaya mı geldiler? Hayırdır? Ha. Biz onda bir tane judo videosu çektik. Bayağı da izlendi. Vurmadın mı? Yani. Şimdi Namık Hoca tabii belli bir yaşta olduğu için ben de saygımdan böyle çok şey yapmıyor falan. O da benim side kontrol geçti. Benim sana yaptığımı yaptı. Dirseğimi çekiyor ve basıyor vücudumu. Bir ağırlaştı böyle. Hocam diyorum tamam falan. Çok şey. Hocam hala, yeter diyorum. Hala 80 kaç yaşında bilmiyorum ama hala böyle. Çok güçlü adam. Kimonoyu tuttuğu zaman gücünü hissettiriyor yani. O gücü de farklı. Ki kaç yaşında? İnşallah biz de o yaşa gelince İnşallah. Onun yarısı kadar olabiliriz ya. Abi gel bu arada sıkıntı yok. Valla. Hayır. Serdar insan aşağıda bekliyor. Dikkatimizi de aldı. Dikkatimizi de almadı ya abi. Hani bir... Galiba buradan böyle sanki bir şey atacak gibi duruyor. Yıldız atacak. Ben dedim ki ona tembih ettim. Beni de kişi kıstırırlar falan filan. Oradan bir yıldız attım. Arkamda geziyorsunuz ya. Valla Namık Reis iyi adam ya. Evet, şey adam. Gerçekten. Bir gün hep beraber Left 4 Dead oynayalım. Ne alakadım? Bir şey de bulamadım. Ready or not oynayalım. Bir ara gideriz inşallah. Allah uzun ömürler versin. Amin bana. Amin. Ben de çok seviyorum. Ona da selam olsun. Ellerinden aynen öpüyoruz. Öyle. Biz de çok zaman geçtik. Saygıdeğer hocamız. Ne yapalım? Dağılalım mı? Saat 12'ye geldi baba. Dağılak. Olur. Yani bir kere bu üçlünün son sporu uzunca bir süre. Ya, ben yine geleceğim ama. Vallahi gerçekten üzülüyorum ya. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok iyi. Hadi. Çılık neydi amına kodum. Çığlığı gördüm. Çığlığı duydunuz mu? Çığlığı duydunuz. Hay Allah'ım ya. Nasıldı hissiyat? Abi. Kopuyorsun. Çığlık. Ah. Şey roller coaster gibi zarar vermeden yaparım. Evet zarar vermedim bu arada. Kafası koptu az önce onu gördüm ya. Gel sana sarılayım. Sürekli tetik. Abi de insan ne oluyor biliyor musun? Chat de öyledir. Denemek istiyor. Şimdi sen bu konuda uzmansın ya. Evet. Şimdi biz değiliz. İnsan merak ediyor. Mesela izliyorsun böyle şey gibi bu. Ya yere git diyorsun ya ne var onu atamayacak. Şimdi sen mesela Gökhan altın almışsın herif 250 kilo anı satayım. Adam kıpırdayamıyor. Diyorsun ki lan mümkün değil. Ben işte şeyi anladım. Teknik çok farklı bir şey abi. Sokakta Erdin abiyle karşılaşsan. Saygı duyup görüşürüz diyeceğim. Ne dersen ne harbiden eyvallah baba sen bir geçmek lazım. İptalsin abi. Kaşın falan koptu senin ne oldu bir şey oldu. Gözüne şey parmak mı attın ne yaptın böyle? Bir şey oldu mu? Bir şey olmaz ben bu skoyarım. Tertemiz yaptım. Ya
Tertemiz. Sokakta beni görseniz sadece selam verin abi. Hiç öyle bir yorum yok ama çok tehlikeli. Günün sonunda kavganın kazananı yok. Şöyle söyleyeyim. Yani şunu da söylemeden bitirmeyeyim. Bu kadar öğrettiğim madem. Kavgada ne olabilir? Bir, kazanabiliriz. Eve gideriz. Vicdan azabı çekeriz. İyi bir insansak eğer. Doğru. İki, kazanabiliriz. Kanuni olarak başımız beraber girebilir. Üç, kaybedebiliriz. İkinci opsiyon yani. Orada da gururumuz yıkılır ve üzülürüz. O yüzden bu üç opsiyonda da bence bir kazanan yok. Yani demek ki gerçekten bunu sizin kimse onurunuzu oynamadığı sürece, ailenize yanaşmadığı sürece yok, ilk defa bu kanalda böyle bir açıklama yaptım. Gerçekten kavga yok, etmeyin. Hani çok genç izleyen var. Kaç defa söyledim. Yani ben de bu kadar hani makara yaptık ama şu mesajı vermeden de bitirmek istemedim. Yani. Ki bilhassa bak Ertan neredeyse bana aramızda 11 yaş var, o 41 yaşında. gerçekten zaman babamlar da anlatır, bizim zamanki gibi bile değil. Evet. Artık kavga, gürültü, hırs bilmem ne bok yoluna gidiyor insanlar. O yüzden bunu spor olarak yapmak, bunu biliyor olmak. İlk tanıştığımızda şöyle bir konuşma geçti aramızda, onu anlatayım. Adamın kavga etmeye ihtiyacı yok. Bir şeyi kanıtlamaya ihtiyacı da yok. Birçok kişi kendine veya bir başkasına bir şeyi kanıtlamak için dövüşüyor. Ama sen bir konuda uzmansan, yani vurduğun gidiyorsa, yumruğun iyiyse ve biliyorsan mümkün olduğu kadar birleştirici olmaya çalışıyorsun. Çünkü sende zaten onu dövecek potansiyel var. Bu çok önemli. Bence bizim ülkemizde aşırı kavgacılık sebebi de hep bir kanıtlama, hep bir güç gösterisi korkudan çabası. Korkudan geliyor. Çünkü bu adam korkmuyor baktığında. Çünkü biliyor. O da çok önemli. O yüzden kavga etmeyin ama bunu spor olarak yapın abi. Çok güzel bir spor. Çocuğuma kadar korkmuyordum. Ama artık ben de korkak bir adamım yani. Çünkü bir oğlum var. Vay be. Seviyorum seni. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için. Güzel. Biz teşekkür ederiz her şey için. Bir daha bizi arama. Diyetmiş, spormuş. Türkçe'ye katıldım. Onu da kralıyla katıldım. Bu arada Ertan Balaban arkadaşlar. Instagram'dan da takip edin. Mesajlarınızı atın. Bu şey gibi değil yani. Destek değil. Artık biz bir arkadaş grubuyuz. Aynı. Bir de zaten biz mahalleliyiz yani. Aynı mahallenin çocuklarıyız. Abi, cadde güzel zamanlar. Caddenin güzel zamanlarını yaşamış Ankara'ya iki insan. Ankara öyle. Ankara'nın yeşilliğine benzemez kardeş. Biz orada bilardo oynayıp kağıt oynarken biz burada böyle var. Biz Ertan'la Muay Thai yapıyorduk dışarıda lan. Hayırdır? Araya da sokayım kendini. Ne kavgalara giriyorduk biz. Aynen. Vay be ulan ne günlerdi. O sonra devam ettirdi, ben bıraktım. Biz bu arada hep böyleyiz biliyor musunuz? Yani şu an yayın var diye değil. Bıraksanız yeminle, 4 sürekli, saat daha goy goy. Sürekli bak spora geliyoruz 2,5 saat sürüyor baba. Aynen, herkes bir espri, herkes aynen, bir şey. Tukan diyor ki yalnız bir ricam olacak. Yarın bir saat gelelim hemen çıkalım diyor. Tamam diyorum. 2,5 saat gidiyorlar. Sarıyor bak. 3-4 saat görüntü. Lan yine herifleri galiba fazla konuşuyor. Ve ama müthiş kafa resetliyor aslında. Evet. Bazen evet iş yoğunluğunda böyle ulan dert oluyor ama buraya gelince de işte sporun güzelliği o. Direkt unutuyorsun her şeyini. Tek hadi daha. Tek bir söz istiyorum. Estağfurullah. Sen bugüne kadar inanılmaz iyi geldin buraya. Şimdi ben Amerika'ya gidiyorum. Hı-hı. Döndükten sonra yine ara ara belki yayınlarda yaparsın, YouTube'da yaparsın ama gerçekten yaza kadar bırakmamanı istiyorum. Bunu niye burada söylüyorum? Çünkü takipçilerin seni çok seviyorlar. Ben böyle bir kitle, ben böyle bir sevgi, Mert'in de öyle ya. Gerçekten. Böyle bir şey görmedim yani. Çok fazla ünlü arkadaşım var, çok fazla içerik üreticisiyle tanıdığım var. Yani bu adamlar başka bir seviyede. Ben size söyleyeyim. Çok iyi bir kitleleri var. Benzinciye gidiyoruz böyle. 30 kişi falan geliyor. O da çok mütevazi onlar da. Ve hepsiyle tek tek konuşuyorlar, resim çekiyorlar falan. Seni takdir ediyorum bu arada. Sen de öyle. O yüzden sizlerin onlara baskı yapması lazım. Sosyal çevresine tembih ettim. Şimdi de dijital çevresine tembih ediyorum. Baskı yapıp abi devam et. Yaza kadar diye. Çünkü kolay bir şey yapmıyorlar. Ve sizi ilk defa söylüyorum. Takdir ettim. Bu kadar beklemiyordum. Zor. Hem antrenman hem diyet. Saatlerce yoldaydınız. O yüzden gerçekten tebrik ediyorum. Biz tebrik ederiz. Biz teşekkür ederiz. Yani bu niye tebrik diyorum? Çünkü ya adamın o kadar işi gücü var hepimiz biliyoruz. Bu teşekkür sabaha kadar sürecek. En sonunda burada şöyle yere oturup böyle öpüşmeye başlayacağız. Tamam. Evet. Bir daha çağırmayacak. Bir daha çağırmayacak. Şu an chat'i tahmin ediyorum. Biri şey diyor. Tamam amına koyayım. İyi alt taraf iki ay spor yaptınız amına koyayım falan. Dur lan bakacağım. Ne diyorlar lan? Kalp atıyor herkes. He, kalp atıyorlarmış la. Ya. Kardeşlerim helal olsun size. İki ay spor yaptınız, ne uzattınız hadi, oyun yok mu? Bak. Canınızı yerim. Valla. Ben bu arada onlara da teşekkür edeyim. 1,5 aydır da bekliyorlar. Evet. Yani kestik yayınları. 1,5 aydır da erken yayın kapatıyoruz yani. Evet aynen öyle, o yüzden size de teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. 2 ay sonra görüşürüz falan dermişim. Yayınlara başlıyoruz zaten, onu söyledik. Spora da ben de sana söz vereyim, bırakmayacağım. En azından ayda bir kere mutlaka yapacağım. Ve diyetime de ayda bir gün diyet de yapacağım.
Yani. O gün dikkat edeceğim. Evet. Videoda nasıl? Abi inanılmaz. Cheat ve video. Cheat year. Cheat year. Böyle yapıyorsun. Diyorsun ki oğlum 5 sene cheat year yaptık. Ya sen var ya. Vallahi estağfurullah. Gerçekten yalaz yorum. O videoyu da izleyelim pazar atsınlar. Ben çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Chat'le birlikte izleriz. Kampa gittik geçen beraber. Evet. Kamp videosu. O videoyu kesinlikle beraber izlerseniz eğer çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi bak bir de şöyle bir şey var. Kampa normalde bizim limon tayfayla gittiğimizde herkes birbirini tanıyan oyun arkadaşı. Evet. Şimdi sizin ekip adamlar ne kurtarma? AFAD gönüllüsü, o gönüllüsü, bu gönüllüsü. Hani her türlü yere girip çıkıyorlar. Ali olsun, diğer Burak mıydı? Burak olsun. Çok donanımlı adamlar. Ertan da öyle hani şey gibi böyle ekip. Biri jujitsucu, biri bilmem nereden böyle Spiderman gibi inebiliyor. Biz... Yok be ne yaptım bir şey. Göğsündeki bıçağın ve mavi kamufla ya. Ama bak şimdi. Onlar hep şekil ya. Sen bizi aratmadın. Sen de var benim diğer. Adamlar full donanım. Biz şeyiz yani böyle orada. Ne yok be mütevazı değil. Ya abi adamlar şeyi öyle yani. Baltayı vuruşları, hareketleri. Bana böyle şey getirdi Ali. Bunu al falan dedi böyle. Bu ne dedim. O çok ilginç bir şey. Metre sayacın işte bilmem ne 10 metrede bir adımla. Eğer bir gün gözün kapalı kalırsa tamam falan yapıyorum böyle. Şeyi denemek istiyorum mesela abi o. Ağacın arasında hamak gibi yapıp yattılar. Dışarıda yattılar ya. Yazın sana söz veriyorum. Öyle bir kamp yapacağız. O yüzden de bağlayacağım bir yere. Bizim tarzımızla onların tarzının çok tatlı mixlendiği bir video oldu. Biz ekmek yemeye çalışıyoruz. Onlar orada şey kırıyor falan. O videoyu merak ediyorum cidden. Ve yani çok deneyim. Arkadan muz atıyoruz. Onları çok da. Gelsin. Nerede? Ertan. Nerede? Arkadaşlar. Ertan Burger. Ertan Burger. Ayrıyeten Ertan Burger yemek sepetinde ilk müşterilerine %10. Adamın bir tane çok güzel bir markası var ve çok lezzetli yemek yapıyor. Adı Sol... Balaban Pek. Balaban Pek abi aklımda sürekli Ertan Burger, Ertan Burger ben işte. Bari markanın adını değiştirdik bahsediyorum. Solid Burger diyorum, Solid bir şey Burger. Diyorum ama İyi güzel esprisi makarası dönüyor. Çok da girişken, çok çalışkan bir adam zaten. Çok benziyoruz. Eyvallah. Mert çok benzemiyor ama. Kardeşim benim. Ay acıttın mı? Yok abi. Gerçi gözün yok senin bir tanesi. O yüzden çok sıkı. Parmağı mı geldi gözüne? Ne hissetmedim bir şeyler oldu. Tough guy. Yok abi ne olacak neyse, ya? Neyse Çeto biz alışın. Kaçıyoruz. Hala söyleme bak hangi, videonun hangi kanalını hala ha, arkadaşlar Ertan Balaban. Aa, o kaç markam var ki kafam karışıyor. Burası ayrı isim. Burger ayrı isim. Ajansın ayrı isim. Ertan Ajans mıydı o da? Yok yok. Doğa videosu ama gerçekten güzel olacak. Onu da senin yayından sonra YouTube kanalında izlerler. Tabii. Neyi? Hayır bir dakika. Hayır, sen videoyu atacaksın, yayınlanacak. Biz izleyeceğiz zaten. Evet. Tabii, ben o yayınlandıktan sonra izleyeceğim canım. Müthiş. Tamam. O yüzden Ertan Balaban'ın kanalına da abone olun. Çok da güzel videolar çekiyor. Şeyi çok güzel oğlum adamın. Yani hem... Ya biz bile... falanız ya. Adam işini çok güzel yapıyor ve çok makara bir adam ama gizliyor. Buradan açık açık evet, söyleyeyim. Ertan abi de gizli. Hayır hayır bir dakika. Yeter artık yeter bu kadar. Arkadaşlar bu adam arkada. Ana, bacı, kardeş her şeyi küfür ediyor ama burada çıkıyor. Şaka bir yana. Çok abi çok tarzımız benziyor. Aynı mahallenin çocuğuyuz. Benziyor. Ama o biraz daha tabii hani profesyonel bir şeyler yaptığı için adam dövüş sen sporu yapıyor. Yo estağfurullah benim burada yavşak konumuna koymamıza gerek yok. Ben hani ben de yerine göre öyleyim yerine göre değilim ama çok matrak bir adam. Çok iyi bir adam. Çok temiz kalpli bir adam. O yüzden onu da seveceğinize inandığım için söylüyorum bunları. Biliyorsunuz benim tarzımı. Mert'i de biliyorsunuz zaten. Mert haydi. Haydi. Elinize sağlık. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Kamerayı yukarı kapatalım. Yok lan. Hadi chat görüşürüz. Ya bu... Hadi görüşürüz.